Mezarından Kalkan Şehit 2. Kasım 10. Gelecek şehide tatlılar, börekler hazırlanıyor. Bizim böyle karı koca aramızda her şeyi inkar etmek yolunu tutturmamıza rağmen köşkte cin, peri olayları devam edip duruyordu. İhtiyar kalfalar, iyi saatte olsunların cilvelerine ait sırları açığa vurmaya izinli olmadıklarını daima itirafla beraber, yine bir türlü buruşuk çenelerini tutamayarak tesadüf ettikleri bir takım akıl almaz tuhaf olayları fısıldaşıyorlar, abdestsiz yere basmıyorlar. Onların öfkelerini yatıştırmak için şerbetlerinde, tütsülerinde, adaklarında devam ediyorlar. Selamlıktaki uşakla bağcı Kuş beyinli bu iki herif de aynı sakınmanın, aynı korkunun düşkünü. Bir taraftan kendilerine çöp dokunsa onlardan biliyorlar. Köşkün tekin olmadığı hakkındaki fikir bir kere zihinlerde kökleşmiş. Artık işin öbür tarafı herkesin beyninde, kendi kendine telkinle dal budak salıyor. Artık biz bu zavallıları batıl fikirlerinden çevirmeye uğraşmak gayretinden de vazgeçtik. Her kim kafasında her ne türlü umacı şekilleri yaratırsa, besbelli bunlar hep birer suret bularak karşılarında canlanıyor. Kendi hayallerinin mahsulünden korkuyorlardı. İnsanlık yüzyıllardan beri, insanlık olalı en keskin zekalar, en kuvvetli beyinler, insanları böyle saçma şeylere iman zaafından kurtaramamışlardı. Biz evimizdeki birkaç aptalı yola getirmeyi mi başaracağız? Evdeki peri, cin, şeytan olaylarına dair her ne duyarsak artık ha, hı diyerek gülüp geçiyoruz. Bir gün karımla beraber salondayız. Duvarın en özenli yerinde şehidin büyütülmüş bir fotoğraf asılı. Şevket Bey, ümit dolu, genç, güzel yüzüyle oturuyor. Yüksekçe alabroz kesilmiş sık saçları, saf alnı, kıvrımları pek tatlı kaşları, ölçülü ağzı burnu ne kadar çekece hele yaşının sevdalı hareketiyle hülya ufuklarına doğru baygın bakan gözleri bende pek derin bir tesir uyandırdı daha 50 60 sene yaşama hakkı olan bu genç dinç vücudun bir siyah çukurda toprağa dönüşünü düşünmenin üzüntüsüyle sarsıldım baktıkça garip bir hisle dalıyor çerçevenin önünden ayrılamıyor onun yüzündeki her organ ve çizgiden bir mana, bir sır keşfine uğraşıyordum. Şehit gözlerimin önünde canlandı, dillendi, artık söylüyordu. Dinliyordum. Şahadetinin heyecanlı hikayesini anlatıyordu. Sarıkamış'ın bembeyaz karları üzerine onun alkanlarının aktığını ve o ulvi dakikada Türk bayrağının zemine düşen bu iki rengini adeta seçiyordum. Hayattayken şevketi yakından görmüş kadar onunla konuştum, tanıştım. Yüzü, hüviyetinin bütün belirgin çizgileriyle hafızama kazındı. O büyük üzüntü içinde rahmetli kayınbiraderimin şanlı ölümüyle yüreğimi titreten bir gurur duyuyordum. Ben bu matemli temaşadayken bütün ruhunun üzüntüsüyle resme bakarak yanımda duran karımın rengi uça uça bir mermer beyazlığını aldı taşmaya hazır gözleri süzülüyor kirpikleri titriyordu Derin bir üzüntü içinde yüreklerimizin acıları birbirine karışırken ona döndüm Şahika dedim ne güzel kardeşin varmış O zaman derin bir iniltiyle boşanarak omzuma kapandı Ben de kendimi tutamadım Karımın bu samimi matemi bana da geçti Şevket'in vefatı haberini o anda almış gibi ikimiz de tazelenmiş bir acıyla sarsıla sarsıla ağlıyorduk bedence ve ruhca karımla kaynaştık bütün herkesten uzak o cinli köşkte tam bir inziva hayatı yaşıyorduk dışarıdan hiçbir zevk aramıyor beklemiyor biz karı koca her yönden birbirimize yetiyorduk etrafta dönen dedikodulara da tamamıyla kulaklarımızı kapadık güya ben evlendiğimizin haftasında perilerin nefretlerini çekerek çarpılmışım karım onlarla karışık olduğu için beni de o azılılara köle yaparak o korkunç sakatlıktan kurtarmış. Bütün civarımızda gülmeye bile değeri olmayan böyle saçma sapan söylentiler çalkalanıp duruyordu. Halkın ve hele bütün bütün cahil köy ahalisinin böyle akıl ve mantığa gelmez saçmalara candan bir imanla düşkünlüğü bana hayret veriyordu. Halkın böyle gülünç iftiralarından yalnız soydaşları olan insanlar değil Melekler, şeytanlar, cinler, periler bile kurtulamıyorlardı. Gerçekle arası hiç hoş olmayan halk takımı boş şeylere, kuruntulara vücut vererek ruhlarını gıdalandırıyorlar. Bu yalanların gerçeklere yerlerini terk edecekleri günü bekleyenlerin bu bekleyişleri daima boşa çıkacaktır. Bu yalnızlığımızı şenlendiren karımın piyanosuydu. Günde birkaç parti musiki yaparız. En sevdiğim parçaları defalarca çaldırtıp söyleterek onun dizleri dibinde dinlerim. Kaynım Nusret de keman çalar. Yeteneği harika derecesindedir. Hemen hiç yanımızdan ayrılmaz. Fransızca, İngilizce, resimli birkaç kitapçığa, dergiye aboneyiz. Üçümüz de yağlı boya resim yaparız. Bazen aynı yerin tasvirine çalışarak birbirimizle yarışmaya çıkarız. Bazı günler yiyeceğimizi içeceğimizi içine doldurduğumuz sepeti panterin boynundaki tasmanın halkasını asarak ve resim araçlarını beraber alıp Aydos yollarına doğru kır gezintilerine uzanırız. Zavallı acılı büyük anne her akşam zavallı ezanını okuyarak gönlünün tesellisi imkansız yaslarını batan güneşin kızartılı üzgün ufuklarına boşaltır. Bir akşam bu divane kadının ezanı çok uzadı. Yanık, dokunaklı, titrek, halsiz, hepimizi üzdü. Bu ezan değil, makam değil, adeta arkası gelmez bir ağlamaydı. Yara anlaşılır birçok şeyler söylüyor. Adeta göklere, dağlara, taşlara, inleye inleye yalvarıyordu. Artık üzerime fenalık geldi. Tahammül edemedim. Felekser'i çağırarak dedim ki, bu zavallı hanımefendiyi içeri alınız. Bu acıklı şeyleri söyleyerek ağlaya ağlaya ne onda yürek kaldığı ne bizde dinlemeye takat. İhtiyar halayık entarisinin yenine gözlerini silerek. Efendim biz ona dokunamayız. Ne kadar isterse haykırır. Bu akşam neden böyle coştu? Şehit torununu çağırıyor. Böyle çağırmayla gelir mi? Bu akşam cuma gecesi gelir efendim.'' Ne vakit gelir? Gece yarısından sonra. Geldiği vakit bize haber verir misiniz? Aa, mümkün mü efendim? Niçin mümkün değil? Onu beklerseniz gelmez. Gözetlerseniz kaçar. Büyük anasından başkasına görünmek istemez. O halde sen şehidin geldiğini nereden biliyorsun? Gözümle gördüm efendim. Madem ki büyük anasından başkasına görünmek istemezmiş, sen nasıl görüyorsun? Efendim birkaç defa istemeyerek tesadüfen gözüm işte. Ne sorsam böyle manasız cevaplar alacağımı anladım. Saçma dedim, yürüdüm. Ben bu yarı bunak kalfanın ağzından söze benzer bir şey alabilmek için onu boşuna sorguya çekerken kaynım Nusret yanımızda bu garip konuşmayı üzgün üzgün dinliyordu. Ben yürüyünce çocuk da birkaç adım arkamdan geldi. Şimdi ona dönerek sordum. Yavrum Nüset, sen dadılarının bu bunakça sözlerine ne dersin? Zavallı büyük annenin hastalığına tıp ilmi bir isim koymuş. Ya bu ihtiyar kalfaların beyinsizliklerine ne diyelim? Sen şehidin bu gece ziyaretlerine dair ne biliyorsun, ne duyuyorsun söyle bakalım. Çocuk içli bir tebessümle cevap verdi. Sizin saçma dediğiniz bu sözleri ben kalfalardan dinleye dinleye bıktım. Yine bu akşam pek acayip şeyler işittim. Acayip mi acayip? Madem ki şehidin ziyareti sırlarına aittir. Söyle de dinleyelim. Büyük annem kalfalara şehidin gömleklerini ütülemelerine, çamaşırlarını hazırlamalarını emretti. Tatlılar, börekler, çörekler yapıldı. Ziyafet var, bu akşam cuma gecesiymiş. Şevket ağabeyim gelecekmiş. Oğlum, bu yiyecekler hangi dolapta duruyorsa aşır da yarın sabah getir. Havuz başında kameriyenin altında seninle bir güzel kahvaltı edelim. Şevket Bey büyük hanımın torunuysa biz de yabancısı değiliz. Sen de bir yavrususun. Ben de damadıyım. Haydi bakalım, iyi geceler. 11 Şehidi gözlerimizle apaçık gördük. Derin uykudayız. Vakit gece yarısını geçmiş. Telaşlı telaşlı tık tık oda kapımız vuruldu. Gözlerimi açtım. Fakat birdenbire uyku sersemliğinden ayılamadım. Gece kandilinin tavanda titrettiği dairelere bakarak kendimi toparlamaya uğraşıyorum. Rüyamı görüyorum? Uyanık mıyım? Beynimin bu bulanıklığı sırasında tık tıklar tekrar etti. Döşekten yarı davranarak kaykırdım. Kim o? Benim enişte bey Nusret. Ne istiyorsun yavrum? Önemli bir şey söyleyeceğim. Pek önemli. Kapıyı açınız.'' Ne var? Şehit ağabeyim geldi. Bahçede büyük annemle konuşuyorlar. Gece yarısı Sende mi saçmalıyorsun oğlum? Vallahi değil, billahi değil. Enişte bey gözümle gördüm. Pek yakından gördüm. Kapıyı açınız anlatayım. Bahçede hala görüşüyorlar. Usulcacık hemen aşağıya inerseniz siz de görürsünüz. Karım da yastıktan başını kaldırdı. Uyku sersemliğinin hareketsizliği arasında bu konuşmayı dinliyordu. Sendeleyerek derhal döşekten fırladım. Oda kapısını açtım. Nusret'le göz göze geldik. Çocukcağız heyecandan lakırtıları birbirine karıştırarak ilk garip ihbarını yeminlerle ve ruhunun ürperişleriyle temin ederek tekrar etti. Şehit kardeşini görmekten doğan üzüntü yaşlarını silerek anlatıyordu. Enişteciğim, bu akşam ben Felekser ve Safinur dadılarımla duyduğum pek acayip sözler üzerine şüpheye düştüm. Bütün gece uyumamaya karar vererek bahçede pusuya yattım. Bekledim, bekledim. Gelen giden yok. Birkaç defa yer değiştirdim. Büyük annem her zamanki ilahilerini okuyarak dolaşıyordu. Gökte batmaya yaklaşmış küçük bir ay vardı. Onun hafif ışığıyla ağaçları, ortalığı hayal meyal seçiyordum. Bilmem nasıl oldu. Uykuya dayanamamışım. Kavakların yanında kendimden geçmişim. Birdenbire ah vah diye kopan bir haykırmayla uyandım. Büyük annem bağırıyordu. Sesin geldiği tarafa bir hırsız gibi gürültüsüzce gittim. Çardağın önünde büyük annem birine sarılmış ağlıyordu. Batmak üzere olan ayın son ışıkları bu kucaklaşma tablosunu aydınlatıyordu. Sessizce daha fazla yaklaştım. Şimdi sizi görür gibi Şevket ağabeyimi gördüm. Dizlerim titremeye, gözlerimin yaşları akmaya başladı az daha bayılacaktım. O kadar fena oldum. Bir zaman yerimden kımıldayamadım. Dondum kaldım. Vallahi o, billahi o. Şevket ağabeyim çardağın önünde hala konuşuyorlar. Hemen koşarsanız siz de görürsünüz. Derhal anladım ki bu şehit ziyareti bilmecesinin birinci düğümü üzerindeyim. Geçirecek vaktimiz yoktu. Benim için o anda bir saniyenin pek büyük kıymeti vardı.'' Çocuğun heyecanından saçılan ciddilik, bir kelime yalan söylemediğini etkili bir açıklıkla anlatıyordu. Nüset o zamana kadar uğradığı uzun telkinlerle bir yabancıyı şehit ağabeysi zannetmek gibi bir yanlış görüşe uğramış olsa bile, her halde aşağıda divane kadının kollar arasında, şehit Şevket Bey adına bir varlık bulunduğuna şüphem kalmadı. Onu kaçırmadan yetişip yakalamak. İmkan derecesinde süratle çalyaka etmek için ne yapmalı? Nasıl hareket edeyim? Karımla yarım saniye görüşmeye, danışmaya zaman yok. Bir ölü hayaleti olarak gözüken o yaratık, elbette yine o hayalete yakışır bir çabuklukla ortadan kaybolmanın imkanını hazırlamıştır. Kendi kendime derhal ani bir karar vermek lazım. Hemen bahçeye koşsam, hayalet üzerine geldiğini anlayınca meydandan sır olacak. Ben onu tutmazdan önce görmek istiyorum. Bu görüşümle bu efsane üzerine bir gerçek adım atmış olacağım. Bu kadar akıl almaz, olumsuz sözler içinde bir olumlu ile karşılaşacağım. Nusret'in buluşma yeri olarak haber verdiği çardağa karşı sofanın ucundan harap bir balkon var. Hemen oraya saldırdım. Ne yapacağımı bilmeden eşimle kaynım da arkamdan koştular. Yavaşçacık camlı kapıyı açarak balkona çıktım. Tam çardakla karşı karşıyayım. Lakin Nusret'in söylediği küçük ay ufkun arkasına saklanmış. Yalnız batıda belli belirsiz, şafağımsı, pek hafif bir aydınlık var. Diğer tarafları yine gecenin siyahlığı bürümüş. Küme küme ağaç karaltılarından başka göz bir şey seçemiyor. Ani bir ilhamla Nusret'in kulağını eğilerek, ''Yavrucuğum, senin haniya asetilenle yanan kuvvetli bir bisiklet fenerin vardı.'' ''Evet.'' Onun haznesini doldur, damlalığına suyunu koy. Hemen hemen yetiştir. Çocuk rüzgar gibi yanımızdan kayboldu. İki dakika sürmeden elinde yanar fenerle geldi. Çardakla aramızda ancak 30 metrelik bir mesafe var. Ben fenerin ışığını hemen çardağa çevirdim. Bu küçük projektör bize görmek istediğimiz sahneyi, her şeyi çok iyi seçtirtecek şekilde birden aydınlattı. Aman Gözlerimin önünde açılan manzarayı ve o anda uğradığım titretici bir hayret, boğucu bir heyecanı nasıl tarif edeyim? Şehit Şevket, baş açık, göğüs bağır biraz derbeder salondaki büyütülmüş fotoğrafının bütün ince ayrıntıları insanı şaşırtan aynılıkla karşımızda duruyor. O saf alın üzerinde kabaran alabros saçlar, kıvrımları tatlı kaşlar, o hülyalı baygın gözler, o ölçülü ağız, burun. Panterde yanlarında süzgün bir sevgi ve adeta hürmetle şehidin elini yalıyor. Sağlığında Şevket'in pek sadık bir dostu olduğu söylenen bu koskoca Sen Bernar köpeği, yabancılara karşı o kadar azılı ve amansızdır ki bahçeden kuş uçurtmaz. Gece birkaç yüz metre mesafelerden geçenlere havlar, İçeride bir yabancı görse paralar. Eşimi hayaletin bu kadar açıklıkla gerçeğe dönüşü mucizesi ve köpeğin efendisini tanıyarak bu şekilde sevgi göstermesi karşısında. Ah ağabeyim Şevket, ta kendisi, işte o. Panter bile onu bizden önce bildi. Haykırışlarıyla kendini kaybederek kollarımın arasına düştü. Beni de tutacak bir adam lazımdı. Benim de dizlerimin bağları çözüldü dini kitaplarda anlatılan büyük mucizelerden birine şahit olmuş gibiydik. Musa'nın İsrail oğullarını geçirmek için asasıyla Kızıldeniz'den yol açtığı, İsa'nın ölüleri dirilttiği türünden Allah günahımı affetsin, o zamana kadar masal diye dinlediğim tabiatüstü bütün olaylardan birinin tecellisi karşısında bulunduğuma hükmettim. Oh fakat niçin itiraf etmeyeyim? Bu şaşkınca imanım pek az sürdü. O zamanın bu mucizelerini gözleriyle gördükleri söylenenlerin içinde de imansız kalanlar çok değil midir? Çağdaş, ilmi, fenli bir kafayla düşünmek gerektiğinin zorunluluğuyla sarsıldım. Bütün gerçekleri, bütün ciddilikleri, tabiatın bütün değişmez kanunlarını, Voltaire'i, Buhner'i, Nietzsche'ye, bütün o büyük inkarcıları imdadıma çağırarak zihnimi, fikrimi, soğukkanlılığımı toplamaya uğraşıyordum. Aklın alamaz dediği şey olmuş. Olması mümkün olmayan şekil imkana girmiş, karşımda duruyordu. Hangi tarafından hücum ederek ben bu zihin almaz gerçeği yıkabileceğim? Reflektörün iyice kuvvetli parıltısı yüzüne çarpar çarpmaz maddeleşen şehit bu ışığın önünden kaçıvermedi. Sanki İnanmıyorsanız işte iyice görünüz. Gelen benim anlamını anlatırcasına. Hemen bir dakika kadar durdu. Yüzünde sınırından çıkarak şimdi ancak kaçak olarak gelmiş olduğu bu hayat dünyasına karşı pek içli bir tebessüm vardı. Şahadetin bir simgesi, cennetin bir gülü gibi önümüzde açılan bu gülümsemeye biz gözyaşlarıyla bakabiliyorduk dakika süren bu harikulade gözlememizden sonra bu ebedilik yüzü bizim fani bakışımızın önünden kayboldu. Hasretle vurulmuş zavallı büyük anne bu ilahi buluşmanın birdenbire kesilmesinden dolayı feryada başladı. Biz cennet kuşunu ürküterek zavallı kadını bu cennet kavuşmasından mahrum bırakmıştık. Bizim insani gözlerimizin önünde cilvelenen bu mucize belki ömrümüzde bir defa olabilen bir durumdu. Bu kaçan fırsatı bir daha elde edebilmenin imkansızlığını düşünerek bu sırrı ermenin ümidi yüzde bir bile olsa kaçan hayaletin arkasından her tehlikeyi göze aldırarak hayatın pahasına da olsa saldırmaya bir saniye içinde karar verdim. Bunun üzerine kollarımın arasında baygın yatan karımı bir kanepenin üzerine uzatarak kaynım nüsete. Çocuğum koş dadılarını çağır. Ablanı ayıltmak için ne lazımsa yapsınlar. Benim kaybedecek bir saniyem yoktur. Büyük anasıyla buluşmaya gelen şehit niçin eniştesiyle konuşmaya tenezzül etmesin? Bu akşam gözlerimizin önünde bir miraç mucizesi tecelli etse bile bir uçağa atlayarak göklere saldıracağım. Sözlerimi tamamlamadan gecelikler, ayaklarımda terlikler, merdivenlerden aşağı uçar gibi kendimi salıverdim. Bahçeye atladım. Birkaç nefeste buluşma çardağının önündeyim. Büyük anne avaz avaza dövünerek matem ediyor. Lakin meydanda şehitten eser yok. Bahçe kapıları kapalı. Nereden çıktı? Panter de efendisiyle beraber kayıp. Köpeğin bu kayboluşu önemli bir nokta üzerinde zihnimi aydınlattı. Şehit geldiği cennet bahçesine dönse bile dinen reddedilen köpeği bu dünya sınırından öteye beraber götüremez ya. Anladım ki efendisine pek düşkün ve hasretli olan hayvan onun arkasına takıldı, peşini bırakmıyor. Ani bir karar vermek lüzumunun zorunluluğu karşısında bazen insanın zihninde fevkalade bir çeviklik oluyor. Sıradan zamanlarda beş dakikada düşünülebilecek bir şeyi yarım saniyede buluyor. Bahçe duvarının kolayca geçilmeye elverişle yıkık bir yeri bulunduğu derhal aklıma geldi. Hemen o tarafa koştum. Dışarı atladım. Şimdi dört tarafım açık ucu bucağı gelmez kırların, tarlaların ortasındayım. Cennet kuşu kıtmiriyle beraber ne tarafa uçtu? Batı ufkunu hafif fecriyle aydınlatan küçük ayın izi, göğün kenarında bütün bütün silinmiş. Lakin gece pek karanlık değil. Gök kubesinin etrafında gezinen bulutların altına gizlenmiş. Sabah müjdesi bir ağartı var gibi. Biril ufaklı yıldızlar tepemde kamaşıp duruyorlar tamamıyla kuzeye inen büyük ayının şekli büyümüş. Ben araştırmama yön tayini için etrafıma bakınıp dururken Nüset nefes nefese koşarak yanıma geldi. Ablasını dadılarının iyi ve dikkatli bakımlarına bırakmış. Meraktan içeride duramamış. Çocuk aşırı bir bağlılıkla sevdiği Şevket ağabeysini görmekten doğan sevinçle üzüntü karışık, garip karşıt bir hal içinde. Gecenin karanlık, serin havasında özlem dalgalandıran titrek sesiyle. Enişte bey, ne olursa olsun ben bu gece ağabeyimi bir daha görmek isterim. Peki yavrucuğum, ama ağabeyin ölü, biz deriyiz. Aramızda saken aşılmaz bir sınır var. Bir ölü gelip de böyle apaçık akrabasına görünür mü? Beynim çözümlenemez, açıklanamaz türlü şüphelerin ağırlığı altında ezilip duruyor. Şimdi senin soruna cevap verecek bir anda değilim. Her şeyden önce bu diri ölünün ne tarafa gittiğini keşfetmek lazım. Çıktığım tabiatüstü bu gece aramalarında belki bana bir faydası olur ümidiyle çocuğun geldiğine sevindim. Benim iki göz, iki kulağıma iki göz, iki kulak daha eklenmişti. Bu gece yarasalar gibi uçmak, kurtlar gibi koku almak, sansarlar gibi fosforlu bakışlarla karanlıkları delmek gerekiyor yaşadığımız bu alemden çok öbür dünyaya ait bu göç bilmecesinin çözümüne hangi noktasından koşacağımızı tayin için biz enişte kayın kah birbirimizin yüzüne kah etrafımızı çeviren uzak ufukların bilinmezliklerine bakışıp duruyorduk. Boşuna geçirdiğimiz saniyelerin kaybıyla başarı ümitlerimizi azaltmış oluyorduk. Kaybı keşif için falcılıktan başka yardım isteyebileceğimiz bir şey yoktu. Maalesef biz de bu bilgiye hiç vakıf değildik. Sıkıntımdan puflayarak çocuğa, oğlum burada durmayalım. Ya kuzeye, ya güneye, ya doğuya, ya batıya baht işi deyip yürüyelim. Bakalım kısmetimize ne çıkar. İşi tesadüfe bırakmaktan başka bir çaremiz yok. Bilmem neden ayaklarımız kuzeybatı istikametine yürüdü. Belki bir hedefe koşuyormuşuz gibi jimnastik adımı gidiyorduk. Gecenin uzak sesleri içinde kulaklarımıza havlama gibi bir ses geldi. Nusret birdenbire koluma sarılarak, ''Enişteciğim, panter havlıyor.'' İkimiz de sesin geldiği yöne kulak kabarttık. Gecenin sessizliği içinde, panterin büsbütün korkunçlaşan tok, kalın sesi tınlayan bir çan gibi uzaklardan kesik kesik çalkanıyordu. Şimdi uzunca bir ümit nefesi alarak, ''Oh!'' dedim. Sevgili hayvan, bu gece bizi gerçeğe erdirmeye yegane araç sen olacaksın. Çok sevdiğin beyni çıktığı mezar veya mesken veyahut ki gökten indiği makama kadar takip edeceğinden eminim. Bu izi bize mutlaka göstereceksin. Sen Bernarların koku alma yeteneğinin gayet kuvvetli olduğunu işitmiştim. Havlamalar kuzeydoğu yönünden geldiği için adımlarımızı o tarafa döndürdük. Şimdi belli olma durumu ortaya çıkan bu yöne doğru tabanları kaldırdık. Biz koştukça havlamalar daha yaklaşıyor ve sıklaşıyordu. Üzerine yürüdüğümüz bu köpek sesi gide gide uzun uzun ulumalara döndü. Zavallı panter, gırtlağının bütün matemiyle inleye inleye adeta ağlıyordu. Acaba hayvana ne oldu? Ona ne işkence ediyorlar? Boğazlıyorlar mı? Hemen yarım saate yakın bir süre koşarak yol aldık en hafif homurtuları duyulacak kadar pantere yaklaştık. O da bizim kokumuzu aldı. İniltilerini yürek dayanmaz, inceli kalınlı bir makama döktü. Bu pek acıklı ulumalarında, geliniz beni kurtarınız anlamına benzer derin derin bir yalvarma vardı. Heyecanlar içinde son adımlarımızı hızlandırdık. Ona çok yaklaştık. Hayvan yaralı mıydı, sakat mı olmuştu? Niçin o bize doğru koşmuyor veya koşamıyordu?'' Birkaç saniye sonra köpeğin büsbütün yanına geldik. Olup biteni iyice anlayabilmek için çocuğa sordum. Oğlum yanında kibrit var mı? Var enişte bey. Ağabeyimin arkasından çakmak için cebime 3-4 kutu maytap kibriti koydum. Çok isabet etmişsin bir tane çak yavrum. Çocuk cebinden kutuyu çıkardı. Şenlik gecelerine özgü olan bu kibriti hızlıca mukavvaya sürttü bir puf sesiyle beraber etrafımızı kızıl bir aydınlık sardı. Şimdi sevinç sıçramalarıyla haykıran hayvana baktık. Zavallı panter, bir tarlanın ortasında boynundaki tasmanın halkasından kuvvetli bir iple, ihtiyar koskoca bir incir ağacına bağlıydı. Biz hemen bağı çözmeye uğraşırken o, sıcak dilini ellerimizi yalamaya uzatarak zeki gözlerinin ifadelerinde geçirdiği macerayı bize anlatmaya çabalıyordu. O bizi yalarken biz de onun ipek tüylü uzun kulaklı vakur başını seviyorduk. Hayvanla olan bu sevinç kucaklaşması anında diyordum ki, ''Koca Penter, haydi bakalım bu gece seni buraya bağlayan elin kokusuna giderek bu hayalin kaçtığı yeri bulmak için bize öncülük et.'' Bu dört ayaklı sadık dostumuz bağdan kurtulup hürriyetine erdikten sonra birkaç yüksek hoplama ve ufak ufak havlamalarla büyük sevincini bize anlatıyordu. Elindeki kibrit yanıp bittikçe Nusret bir yenisini çakıyor ve her defasında ışığın rengi kırmızı, yeşil, beyaz değişiyordu. Panterin iki yanağını sıkıca avuçlarımın içine aldım. Sabit bir nazarla gözlerinin içine bakarak dedim ki, ''Seni buraya bağlayan nereye kaçtı? Haydi düş önümüze, onun izine gidelim.'' Ve hemen yerde duran ipi alarak iyice ona koklattım. O bu koklamadan sonra birkaç defa havlayarak sanki bana meramımı anlamış olduğunun cevabını verdi. Cilalı bir abanoz parçası gibi parıldayan siyah burnunu ayaklarıma sürttükten sonra iri patileriyle göğsüme doğru yükseldi. Elimdeki ipi karşıya fırlatarak haykırdım. Getir! Bir sıçrayışta ipi ağzına aldı. Dişlerinin arasında birkaç defa sallayıp oynadıktan sonra bana getirdi. Şimdi elimdeki iple etrafıma sanal bir daire resmederek yine haykırdım. Panter, haydi yolu göster. Seki yaratık emrime derhal itaat ederek av arar gibi burnuyla yerleri koklaya koklaya sağa sola birkaç kavis çizerek dolaştıktan sonra kuzeydoğu yönüne meylederek yolu tutturdu. Biz bu içinde bulunduğumuz gece gibi siyah kılavuzun peşine düştük. Gecelik kıyafeti hiç koşmaya uygun değil. Şapşal bir haldeyim. Yalın kat terlikler ayaklarımın altında yayıldı. Bastığım yeri görmeden attığım adımlarda kah iri bir taşın çarpışmasına uğruyorum. Kah topuklarıma dikenler batıyor. Kah üstüm çalılara takılıyor. Çünkü yoldan gitmiyoruz. Tarla aralarından vuruyoruz. Soyuna göre fevkalade zeki olan kılavuzumuzun kavrayışı kendi çevik köpek bacaklarıyla bizim insan ayaklarımızın arasındaki farkı ayırt etmeye kadar varamıyor. O kaya, hendek, çamur, çalı demiyor, atlıyor. Yalnız aramız pek açılınca bir noktada durup bizim ona yetişmemizi bekliyor. Bazıları kim bilir kaç sene evvel sürülmüş yamru yumru, taşlı tümsekli toprakların üzerinden sendeleyerek arada bir düşüp kalkarak seyirtirken Nüset soruyor. Enişte bey, biz böyle soluk soluğa nereye kadar koşacağız? Ne bileyim yavrum, Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Alem dağına belki Şile'ye kadar göz aldırmalıyız. Nereye gideceğini kılavuzumuz da bilmiyor. O izi koklayarak gidiyor.'' Şevket ağabeyin izini hayvana hissettirmemek için onu sımsıkı incir ağacına bağlamış. İpi de alelacele nereden bulmuş? Anlaşılan o hazırlıklı gelmiş. Hep bu hesaplar, tedbirler hiç ölü işine benzemez. Zihnim dolaşmış iplik yumağı gibi karma karışık oldu. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bizim için bu garip macera hayati bir mesele hükmünü aldı. Bu gece bu sırra ermezsem meraktan öleceğim. Her türlü sıkıntılara göğüs vererek ve engelleri atlayarak gerekirse A.B.'nin şehit düştüğü Sarıkamış'a kadar işte böyle dört nala koşmaktan vazgeçmeyeceğim. Tam hız gidiş gelişimizin sonunda rahmetli kardeşine ulaşabilmek için şehitlik mertebesine ermezsek de menzilhane beygirleri gibi düşüp çatlayacağımıza hiç şüphe etmiyorum. Karanlıkta kanatsız yarasalar gibi uçuyor.'' Belki ileride çok lüzumu olur düşüncesiyle şenlik kibritlerini israftan da korkuyor. Bizi yarım dakika dinlendirmek nezaketinde bulunmayan kılavuzumuza bağırıyorduk. Panter, bir parça yavaş. Çok zekisin ama bizim seninle koşu yarışına çıkamayacağımızı anlamıyorsun. O bizim bu feryatlarımızı aldırmıyor. Aramızdaki mesafe açıldıkça kısa kısa havlamalarla bulunduğu yeri haber veriyordu. Yine yarım saatten fazla köpeğin arkasından böyle dört nala gittik. Gecenin serinliğine rağmen terledik. Nefeslerimiz sıklaştı. Gayret vermek için çocuğa dedim ki: "Nüsetciğim, her şeyde bir hikmet vardır derler. Köpeğin bu kadar sıkı gitmesinde de bir sebep olmalı. Zannederim ki hayvan önümüzde kaçan Şevket'in kokusunu aldı. Bu fırsatı kaybetmeden bizi ona yetiştirmek için böyle süratle gidiyor." 12 Ölen dirilmez. Kanaatim kesindir. Gece siyah, köpek siyah. Bir aralık onu yine önümüzde hiç seçemez olduk. Haykırdım. Panter, panter! Cevap gelmedi. Köpeğe yine ne hal oldu? Fakat bu defa her türlü düşünce bir yana, bizim de soluğumuz iyice kesildi. Ne olursa olsun dedim. Yerden bir örs gibi fırlamış iri bir kayanın üzerine uzandım. Çocuk da yanıma yerleşti. Bilmem ki kaç kilometre kat ettik. Eğer bu gece bir kros yarışmasına girmiş olaydık, şüphesiz birinciliği kazanırdık. Ah, sigara burnumda tüttü. Bir tekine razıyım. Yanımda yok. Sabaha yaklaşan bu gecenin sonunda biz acaba hangi maceraya doğru koşuyorduk? Köpeğin böyle bizi dört nala sürmesinin sonucunda çıka çıka bir blöf çıkarsa vay olur halimize. Şöyle birkaç nefes ancak dinlendik. Kırların esrarlı derinliklerinden panterin sesi gelmeye başladı. Bu sinirli, titrek, telaşlı havlamalarda bir çabukluk ifadesi var gibiydi. Yeniden gayrete gelerek yerimizden fırladık. Haydi yavrum dedim. Şimdi eskisinden daha hızlı koşmalıyız. Hayvan dile gelmiş, acele acele bize bir şeyler anlatmak istiyor. Galiba kaçağı eteğinden yakaladı. Koşmayalım. Şimdi uçalım. Havlamalar şimdi biraz kuzeybatı istikametinden geliyordu. O tarafa saldırdık. 7-8 dakika sonra solumuzda bir orman karaltısı belirdi. Çocuktan sordum. Burası neresi? O üzüntülü ve durgunlukla cevap verdi. Soğanlık mezarlığı. Şimdi panterin sesi bir cenaze kampanası gibi yaslı yankılarla bu ölü tarlasının koyuluklarından ta içerilerinden duyuluyordu. Karanlıkta seçemiyorduk ama bu ahiret sınırının önünde ikimizin de benizlerimiz şafaktan önce bembeyaz attı. Hedefi bulmuş muyduk? Yoksa panter bizi bir gece şakası olarak mezarlıktan mı geçirmek istiyordu? Her ne türlü de olsa köpeğin bu çağırmalarına o saatte itaat göstermek mecburiyetinde değil miydik? Orada durduk. Korkuyor muyduk? Bilmiyorum. İçeri ilk adımlarımızı atmak için herhalde endişeli tereddütler geçiriyorduk. Bu karanlıklara gömülü mezarların kutsal yasak bölgelerinde biz bu gece peşinden koştuğumuz büyük sırra erecek miydik? Sesimdeki hafif bir titremeyi men edemeyerek, ''Yavrum'' dedim, ''Buranın sakinleri şenlik sevmezler ama bir maytap yak bakalım.'' Kaynam kibriti kutunun kenarına sürttü. Bu defa yeşilim tırak beyaz bir ışık etrafımızı ufak bir çerçevede gündüzlendirdi. Birbirimizin yüzüne bakınca bu soluk ışığın yansımasıyla yüzlerimizi ölü gibi kaçık bir benizde gördük. Fakat bizi asıl titreten şey, yüzlerimizin bu ölü gibi solgunluğu değil, içine girmeye hazırlandığımız önümüzdeki ahiret bahçesinin korkunçluğuydu. Gece yaprakları siyah görünen bir meşe ormanının karşısındaydık. Yaz-kış elbiselerini değiştirmeyen bu iri gövdeli ağaçların dalları örttükleri sırlarla dolu kop koyu siyah sahada asırlarca uyuyan cesetlerin henüz toprağın sindiremediği son kırıntıları yatıyordu. Bizim gibi bu alemdeki nasiplerini yaşayarak tamamlayan hep bu varlıklar nasıl böyle toprak altında birer hiçliğe, gözlerimizin önünde birer hayale dönüşüyorlar. Ölmekte doğmak gibi bir olaymış. Peki fakat bu geliş gidiş arasındaki kavradığımız zamandan başka bu iki karanlık uca dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiklerini iddia ile bizi yanıltmaya uğraşanlar çok. Lakin onlar da toprakla örtüldükten sonra öbür alemden bu dünyadaki iddialarını ispat eden bir haber vermeye güç yetiremiyorlar. İlimler, alimler hayatın kaynağıyla döküldüğü yerin ötesine dair bir zerre tespit edemiyorlar. Ölüm mutlak bir durgunluktur. İnançların, geleneklerin, küçüklükten beri zihnimizi bozan tesirlerinden kurtulmuş bulunanların şahit oldukları gerçek bundan ibarettir. Bu dünyadan gidenleri öbür dünyada konak konak dolaştıran efsanecilerin meraklı, vaatli, korkunç ve tehdit edici masallarından bugüne kadar insanlık ne kazandı? Ne istifade etti? Düşünce bakımından ne yararlandı? Ve ilimle cahillik hala boğaz boğaza. Hangisine taraftar olmakla insanlığa fayda temin edebileceğiz? Bu dünyadan gittikten sonra diğer bir dünyada aynı hüviyeti yaşayan var mıdır? Bu olumsuz yön, akıl ve fenle çok uygun görünen, çok garip bir iddiadır. Doğruluğu ancak ahiretten birkaç şahit çağırmakla aydınlanabilecek güç bir meseledir. İspiritizmacıların masa başındaki şarlatanlıklarını bütün pozitif bilimler hayır narasıyla reddediyor. Bunun için hiç yaşayanı olmayan bir diyara nasıl alem denebilir? Ölüm yalnız dirilerin gözünde en korkunç bir hayalettir. Gerçekte mevcut değildir. Çünkü ölünün ölümü hissedecek bir organı kalmamıştır. Bu dünyadaki hatıralarımızın özel kutusu, kafatasımızın içindeki beyindir. O çürüdükten sonra bu alemden bir başkasına aklımızın koruduğundan hiçbir his götürebilmemizin ihtimali yoktur. Bazı beyin hastalıklarından hastaların kendilerini kaybettiklerini, en yakın akrabalarını tanıyamadıklarını, 5-10 senelik geçmişlerini değil, hayatlarının birkaç dakika öncesini hatırlayamadıklarını, henüz kavrayışı olmayan bir çocuğa döndüklerini görüyoruz. Şöyle böyle arızalarla vazifesini yapmaktan aciz kalan beyin, büsbütün çürüyüp toprak olduktan sonra hala nasıl bir hatıra ve anlayış kabı olmaktaki kuvvetini saklayabilir? Hayattan hayata geçme teorisi kabul olunabilir. Fakat büsbütün yeni bir organ ve kimlikle. Biz hep bu ezelle ebet arasında kısa bir süre yaşayan faniler, hayata birinci defa gelmiş yaratıklar değiliz. Kim bilir bu ana kadar hesapsız defalar doğup ölmüşüzdür. Fakat buraya eski hayatlarımızdan hiçbir hatıra getirmedik. Buradan da başka dünyalara hiçbir his götüremeyeceğimiz tabiidir. Arzularımız, ümitlerimiz, kinlerimiz, garezlerimiz, kısacası bütün tutkularımız, gözlerimizi yumduğumuz dakikada burada kalacak.'' Öbür alemlerde işlediğimiz sevap ve günahların mükafat ve cezalarına dair de hiçbir takibata rastlamıyoruz. Kısacası ahiretten buraya, buradan oraya haber getirip götürmekle ilgili söylentilerin hepsi şeklen gülünç ve gerçekte, insanların hala devam eden çocuklarına ağlanacak efsanelerdir. Mezarın ve ölünün bu ebedi suskunluğundan dedikodu çıkaranların ağızları sosyal terbiye adına şamarlanmaya layıktır. Dünya ile ahiret arasında henüz hayatla ölüm arasında hukuk kurulmamış ve tabutlarla gidenlerin göğüslerine birer pasaport koymuyorsak da onları öbür alemde köşklere, saraylara, bahçelere, mükafat, ceza yerlerine yerleştiriyoruz.'' Ölüler buradan oraya bütün dünyevi ihtiyaçlarını, adetlerini, fikirlerini, zihniyetlerini, bütün kıyafetlerini bile muhafaza ederek gidiyorlar. Bazı kavimler orada lüzumu olacağı kuruntusuna kapılarak mezarı bir takım ev eşyasıyla dolduruyorlar. Ahiret bizim için o kadar belli ve bilinen bir cihandır ki, oranın coğrafyasını üzerinde yaşadığımız bu toprağınkinden daha iyi biliriz. Orada da dağlar, bayırlar, denizler, nehirler, ırmaklar, çağlayanlar, gül bahçeleri, bülbüller vardır. Alimlere özgü dairelerin duvarları muhallebidendir. Giyeceğimiz başlıkların, cübbelerin renkleri yeşildir. Tasarlanmaları abes ne kadar tuhaflıklar varsa öbür dünyaya dair söylenmiştir. Tabii ben bu kabristanın önüne dedelerimden bana geçen zihniyetlerin esiri kalmak için gelmedim.'' karşımda öbür alemin sırlarına benzer neler cilvelenirse cilvelensin ölü dirilmez. Bu kanaatimde sabitim. Bu gece işte bu gerçeği ispat edeceğim. Kanaat ve maksadım bu düşündüklerimden ibaret olmakla beraber şu anda içinde bulunduğumuz hal ve yerin tuhaflığı hakkında bazı düşünceler yürütmek mecburiyetindeydik. Bu akıl almaz şeyler neyle açıklanabilir? Köpek bizim için mezarlığa çağırıyor. Besbelli kendini incir ağacına bağlayan esrarengiz zatın koku izini takip ede ede hayvan buraya kadar geldi. Bu öbür dünyanın adamı. Şu ahiret evlerinden birinin içine çekilip de yattı mı? Yoksa bu takibimize ihtimal vererek bizi ve özellikle köpeği kabristana çağırarak şaşırtmak için mi buralarda izini dolaştırdı? Panter bizim ona yaklaştığımızı hissetti. Sanki bize bir şeyler anlatmak ister gibi inceli kalınlı tuhaf bir yaygara koparıverdi. Sonra birdenbire hayvanın sesi değişti. Derinleşti. Güya biriyle dolaşıyor gibi kısa kısa bir boğukluk aldı. Köpeğin bu tarzdan havlamaları boşuna değildi. Mutlaka mezarlıkta bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu ya Rabbi? Panterin imdadına koşalım mı yoksa geçirmekte olduğu hırıltının sonucunu mu bekleyelim? Önce hayvan için, sonra bizim için bir tehlike var mıydı? Çünkü karanlığın en koyu bir noktasına ve gözlerin seçemediği bir meçhul şeyin üzerine varacaktık. Nusret'in elindeki maytap kibritinin son parıltıları ormanın kenar dağları üzerinde birkaç defa titreyerek sondu. Biraz aydınlığa alışan gözlerimizin önüne siyah perdeler indi. Kalp çarpıntımın yarısını yutmaya uğraşarak kaynıma dedim ki, bir umacıyla karşı karşıya gibiyiz. Bu sırra ermek için cephanemizi sonuna kadar sarf edeceğiz. Bir maytap daha tutuştur bakalım. Çocuk yaktı. Bu defa gece sonunun rutubeti sanki şeffaf bir kana boyandı. Etrafımızı saran bu kızıllık içinde siyah gölgelerimizin yerde kımıldadığını görmekten tuhaf bir korkuya tutulduk. Bu ortaya çıkarılması imkansız hadise karşısında gölgesinden korkan ötlekliğine mi düştük? Biz yaktığımız maytaplarla kendimizi bu tabiatüstü yaratığa gösteriyorduk. Fakat biz onun ne olduğunu bilmiyorduk. Bilmek için üzerine yürümek mi, yoksa onun bize hücumunu beklemek mi lazımdı? Emri altında tek bir neferi bulunan bir kumandan gibiydim. Dünya ile ahiret arasında savaş olursa hangi usule uyulur? Zannederim ki bunu ne Napolyon düşünmüştür, ne Moltke, ne Hindenburg. Elbette onların üzerine dünya savaş aletleriyle varılamazdı. Zaten benim elimde silah değil, bir baston bile yoktu. Biz bize görünmek istemeyen korkunç hayali görmek ısrarıyla yürüyecektik. O bu görüşümüzden incinerek bize bir fenalık ederse bahtımıza. Kızıl ışığın içinde solgunluğu kaybolan kaynımın yüzüne bakarak, Çocuğum kaç kibritin kaldı? Enişte Bey daha epeyce var. Şimdi mezarlığın ortasına doğru köpeğin sesine yürüyeceğiz. Adlarına hayalet denilen, maddi olmayan, gövdelenenler aydınlıktan hoşlanmazlarmış. Maytabın biri sönünce hemen arkasından ötekini parlat. Bakalım ne yolda görüntülerle karşılaşacağız. En ufak bir gölgenin kımıldadığını görsek korkmadan üzerine saldırmalıyız. Çocuk maytabı yeniledi. Ufak bir hendekten, meşelerin yoğun karaltıları üzerimize yığılan ahiret sınırını atladık. 13. Panter mezar kazıyor. Burası yolsuz, patikasız, sık, yırtıcı bir çalılık. Her adımda oramız buramız dikenlerin iğneleriyle deliniyor. Ayaklarımızın bazen tesadüf ettiği seyrek ve toprakla bir olmuş düzensiz iri taş parçaları buranın bir kabristan olduğuna güç delalet edebiliyor. Yüzyıllık koca gövdeli meşelerin aralarını ufak tefek sürgünler kaplamış, senelerden beri dökülen kuru yapraklar birbiri üzerine yığılarak bir tabak oluşturmuş. Her atışta adımlarımız bu engeller arasında burkulmaktan kurtulamıyor.'' Birkaç adımda bir iğneli yılanlar kıvrıntısıyla yerlere uzanmış çalı dallarıyla ayaklarımız kösteklenerek bin zahmetle yürümeye uğraşıyoruz. Acayip şey. Şimdi biz ona doğru yürüdükçe köpeğin sesi kısık havlamalarla bizden uzaklaşıyor. Panter de bu sırrı bize anlatmamak için hayaletin iradesine boyun eğmişti. Her ne hale uğrarsak bizden önce bu sırra ermiş gibi görünen köpeği takip etmek mecburiyetindeydik. Maytapların biri sönünce diğerini yakarak yıllardan beri içine diri ayağı basmamışa benzeyen, yüzeyi dünya ve altı ahiret olan bu tarlaya ulu orta daldık. Yer yuvarlağının henüz akıl ve fenle kapalı kalmış bir kıtasını keşfe uğraşır gibi gidiyorduk. Bütün bu ağır uykudaki fani olmayanlarda bize sırlar verecek bir kıpırdama eseri yoktu.'' Bu akşam dünyaya çağırmaya uğraştığımız ölülere kavuşmak için yoksa biz mi alemimizi değiştirecektik? Kulaklarımız hep dört ayaklı kılavuzumuzda. Onun dilini anlasak sırların bir kısmına ermiş olacağız. Oh işte hayvanın havlama makamı birdenbire değişti. Şimdi ses süratle bize doğru yaklaşmaya başladı. Panter esrarengiz elin zaptından kurtulmuşa benziyor. Bize doğru koşuyor. Bir dakika sürmedi. Maytabın aydınlatma dairesi içinden çalılar oynayarak iki uzun kulağın arasından bir çift zeki göz parladı. Hayvan derin bir havuza batıp çıkmış gibi sırılsıklam terlemişti. Yaş tüyleri kızıl ışığın altında siyah bir rugan pırıltıları veriyordu. Zavallı köpeğimiz acaba ne zorlar görerek böyle zırıl zırıl kanterlere batmıştı. Telaşlı kuyruk sallayışlarla geldi. Ellerimizi yaladı, eğildi. Onun terakan çenesinden sıkarak sordum. Sevgili panter, hangi sırlar kuyusuna girip çıkarak böyle sulara battın? Bu karanlıklarda ne macera geçirdin bize anlat. O kesik kesik, karma karışık bir ifadeyle bizim anlamadığımız bir dilden soluk soluğa cevaplar verdi. Hayvanın iki mum ışığıyla gözlerinde yanan atikliği, ıslak vücudunun ikide bir geçirdiği titremeler, Yalnız kendine görünen bir hayalete atılmak ister gibi, sağa sola ani saldırışları fevkalade bir sinir halinde olduğunu gösteriyordu. Panter birdenbire başını kaldırdı. Etrafı koklaya koklaya bütün dikkatiyle dinledi. Vücudunun rutubetini üzerimize sıçratan bir titremeyle sarsıldıktan sonra dikenlerin üstünden bir kuş süratı ile güneye doğru uçtu. Bazı duyguları insanlardan üstün olan o hayvan kafasıyla karanlıkların içinden ne gördü, ne sezdi. Nusret'in elinde kibrit söndü. Etrafımızı saran karanlığın arasından panterin sesini duyuyorduk. Gittikçe uzaklaşıyordu. Yavrum, çabuk bir kibrit daha parlat. Çocuk titrek bir elle maytabı tutuştururken sordum. Köpeğin gösterdiği bu doğal olmayan hallere ne dersin? Evet, hayvan çok sinirlenmiş. Ben onun bu kadar heyecanlı halini hiç görmedim de. Gözlerine bir şeyler mi gözüküyor? Besbelle. Onun görüp işittiğini biz niçin hissetmiyoruz? Ne bileyim enişte bey. Etraf karanlık, meşeler suskun, mezarlar dilsiz. Burada durmakla gece dekorunun bu siyah perdesi arkasında oynanan hayalet trajedisinden hiçbir şey anlamayacağız. Haydi yine köpeğin sesine koşalım. Maytap kibritinin önümüze saçtığı ışığın müsaadesi oranında bir süratle dikenlere dalıp çıkarak koşmaya başladık. Geceliğimin her bir parçası bir çalıda kalıyor. Arada bir ayağımdan kaçırdığım terliğimi bulmak için eğildikçe yüzüm gözüm tırmıklanıyor. Gece sırlar anlatmaya kutsal yasak bölgelerine girdiğimiz için sanki ölüler bu dikenlerle bizden intikam alıyorlardı. Köpeğin sesi şimdi sabit bir noktadan gelir gibi bir belirlilik aldı. Kibrit arkasından kibrit yakmaya çalışan Nusret'e. Yavrucuğum, dikenlerden benim örtü olan olmayan hemen her tarafım kanıyor. 30-40 azgın kediyle bir çuvala girmiş gibiyim. Sen nasılsın? Sorma enişte bey, çıplak bacaklarım hacamat olmuş gibi sızlıyor. Ha gayret evladım, ha gayret. Panterin sesi daima aynı noktadan geliyor. Hem dikkat ediyor musun? Gittikçe havlamalara yaklaşıyoruz. Köpek biriyle dalaşır gibi sinirli sinirli havlıyor. Bu sefer galiba hayalet onu değil, o hayaleti yakaladı. Bu sırların temsilcisini bize göstermedikçe dişlerinin arasından bırakmayacak. Bu olayın uğruna kanlarımızı dereler gibi değilse de damla damla akıttık. Kılavuzumuzun sesi şimdi ince ince adeta inleyen bir ulumaya döndü. Koşmadan ağzımdan hoplaya hoplaya çıkan tıkanık bir sesle. Nusret bana köpeğin bu tuhaf telaşlı ulumalarında aman çabuk yetişiniz anlamında bir ifade var gibi geliyor. İşte koşuyoruz kanatlarımız yok ki bu dikenlerin üzerinden uçalım.'' Güneye doğru hayli indik. Şimdi önümüze doğudan batıya az bir eğrilikle uzanan bir yol çıktı. Cemaatle ancak bir tabut sığdırılacak kadar bir mezarlık arası geçti. Yolun öbür tarafı yine mezarlıktı. Fakat mezarlar seyrekleşiverdi. Daima köpeğin sesine gittiğim için bu yolu enlemesine kat ettik. Ulumadan şimdi de garip bir homurtuya dönen sese pek yaklaştık. Mezarlığın öbür tarafına birkaç adım atar atmaz panteri gördük. Nusret elindeki maytabı ileri uzattı. Bulunduğumuz yerin yüreklerimize doldurduğu korku içinde önümüze açılan manzara kemiklerimizdeki iliklere kadar bizi dondurdu. Panter siyah başını karanlığa daldırıp çıkararak telaş ve korkunç bir homurtuyla bir mezar kazıyordu ve çukuru hayli genişletmişti. Ebedi uykusundaki kim bilir kaç senelik istirahati bozulan bir ölünün kemikleri bu uhrevi mahvazasında köpeğin siyah elleriyle dışarıya saçılmasına biz karşıdan seyirci kalıp bakacak mıydık? Mücadele etmeden bizim bu seyredişimiz hayvanın cüretinden çok küfürle karışık bir hakaret sayılmaz mıydı? Onu bilmeden işlediği bu hürmetsizlikten derhal men edelim. Fakat köpek bu mezarı ne hisle ne lüzum üzerine kazıyor.'' Bu gece bizi çıldırtan iki dünya arasındaki bu tuhaf bilmecenin düğümü bu mezarda mı gömülüdür? Bu çukur rahmetli Şevket Bey'in dünyaya çıkıp gezinmek için çıkış yeri edindiği bir delik midir? Bu simsiyah kovuğun ötesi ilahi aleme mi varıyor? Burası gövdelenen ruhların dünya sahnesine çıkmak için soyunup giyindikleri sanatçılar locası mıdır? Ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı asıl şimdi şaşırdık. Bu karanlık olayın peşinden bu dakikaya kadar serserice dolaşıyorduk. Kılavuzumuz bizi şimdi sırların kaynağına getirdi. Hayvanın bu gösteriş ve ter içinde çalışmasında mutlaka büyük bir sebep ve hikmet var. Önümüzde madde olarak dar, sıkıcı, karanlık bir çukur görüyoruz. Lakin manevi bakımdan bunun ötesi, ufuksuz, hudutsuz, bütün uzakları kucaklayan bir sırlar alemine varmıyor mu?'' Her varlık tekrar dirilmek için bu toprak döşekler içinde yok olmuyor mu? Ezeli bilmece, ebedi halden hale geçişin başlangıçsız, sonsuz iki ucu değil mi? Aradığımız bilmece de bu sırların ortasında bir topaç gibi dönmüyor mu? Bakalım aramaya buradan dalarsak nereden çıkacağız? Köpek bu mezarcılık işleminde gittikçe sinirleniyor. Terleyerek, titreyerek iki ön ayaklarıyla toprakları etrafa öyle şiddetli saçıyordu ki çukurun esrarlı karanlığı içinden, Şevket'i hemen eteğinden yakalayarak dışarı çıkartıverecek sanıyorduk. Oh, fakat beynim bin tezat içinde ateşleniyor. Hiç ölü gezinip de tekrar mezara saklanır mı? Ölünün kaybolduğu yerden diri çıkmayı bu ana kadar kim başarmış ki biz bu olay karşısında ümitlenerek Köpeğin kazışlarından olumlu bir sonuç bekliyoruz. 14. Panterin pek önemli keşfe Köpeği bir hortlak vahşiliğiyle böyle önümüzde mezar kazmaktan men etmek için ilk adımı attığım anda nüset kolumdan çekerek ''Enişte Bey ne yapıyorsunuz?'' ''Panteri mezarın üstünden geri çekeceğim.'' ''Niçin?'' ''Buna için olur mu? Hayvanı göz göre göre hortlaklığa mı alıştıracağız?'' Panter soy köpektir. Hiçbir vakit hortlak olmaz. O karın doyurmak için mezar kazmıyor. Onu bu hareketinden men edecek olduktan sonra niçin karanlıklarda bu kadar sıkıntılarla arkasından koştuk? Durunuz bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Mutlaka mezardan bir şey çıkarıp bize gösterecek. Çıkaracağı şey herhalde şehidin cesedi olmayacaktır. Ne olursa olsun bekleyelim, görelim.'' Köpeğin bu hürmetsizliğine tahammül göstermemekle beraber kaynımın sözlerindeki akla yatkınlığı da birdenbire reddedemedim. Panter her tüyünün ucundan ter damlayarak bütün gayret ve kuvvetiyle çalışıyordu. Onun bu kadar paralanarak candan çabalamasına şaşkınlıkla acıyarak bakıp da dedim ki: Böyle bir kazma işleminin gerekli olduğunu bileydik, beraber kazma kürek getirirdik. Bir süre daha bu acıklı temaşaya dişimi sıktım. Köpeğin başı hayli genişletmiş olduğu çukurun içine tamamıyla girdi. Dışarıda kalan vücut kısmı güya hayvan mezar içinde kımıldamaya gücü yetmediği bir şeyle uğraşıyormuş gibi sara çarpıntıları yürek paralayan hırıltılarla sarsılıyordu. Azap içinde çarpan yüreğimin azarlarına artık bundan fazla dayanamayarak hemen köpeğin üzerine atıldım. Bütün kuvvetimle beline yapıştım onu mezardan dışarı çekmeye başladım. Nüset'in tepinerek ettiği itirazlara hiç önem vermiyordum. Mezarı saldırıdan kurtardıktan sonra hayvanın tekrar ısrarla hücum gösterdiği kovuğun önünde durdum. Panter bu önemli işi tam başaracağı sırada engel oluşumuzdan fevkalade öfkesini gösterir ve tehdide benzer yalvarışlı atılışlarla birkaç defa yüzüme doğru sıçradıktan sonra Koklaya koklaya mezarın etrafına dolap beygiri gibi dolaşmaya başladı. Süratle bir hayli devirler yaptı. En sonunda mezarın baş tarafında birdenbire yavaşladı. Toprağı koklayarak güneydoğuya doğru bir çizgi istikametinde yine koştu. Başka bir mezarın önünde durdu. Orayı da birkaç pençe darbesiyle kazmaya girişti fakat bu işlemde çok devam etmeyerek yine aynı çizgi doğrultusundan yerlerin tozunu içer gibi toprağı sıkı sıkıya koklayarak eskiden kazılmış mezara doğru koştu. Yine süratle geri döndü. İki mezar arasında mekik dokumaya başladı. Biz bütün şaşkınlıklar içinde köpeğin bu hareketlerini gözlerimizde takip ederken dedim ki: "Köpek oyun yaparak adeta bizimle eğleniyor." Nüset sinirli bir telaşla cevap verdi: Oyun değil enişte bey. Panteri bu akşamki garip hareketlerinde pek samimi görüyorum. Haline dikkat etseniz siz de anlarsınız. Peki onun böyle mezar kazışlarından, sanal bir izi koklayarak aşağı yukarı koşuşlarından ne mana çıkarıyorsun? Bu hareketinden belli başlı bir mana çıkarmak benim harcam değil. Fakat zannediyorum ki... Kaynım sözünün alt tarafını getiremedi. Sustu düşünüyordu. 5-10 saniye bekledikten sonra sordum. Ey ne zannediyorsun? Zannediyorum ki hayvan bu gece mutlaka bir şey göstermeye uğraşıyor. Nusret biraz önce söylediğini aynen tekrardan başka bana verecek bir cevap bulamadı. Köpek karşımızda kudurmuş gibi mezardan mezara vahşi hırıltılarla seyirtip dururken boğazımdan kabaran acı bir kahkahayı zapt edemedim. Mezarlıkta yankılar yapan bu gülüşümden ürken Nusret, yanımdan üç adım geriye çekilerek maytabı ileri uzattı. Gözlerini yüzüme dikti. Besbelli birdenbire çıldırdığımdan şüphelendi. Çocuk bu endişesinde pek de haksız değildi. Çünkü o anda bulunduğumuz yer ve yaşadığımız maceranın kahkahaya müsait hiçbir yeri yoktu. Onu bu ürküntüsünden kurtarmak için dedim ki, ''Korkma yavrum, çıldırmadım.'' Ya böyle mevsimsiz niçin gülüyorsunuz? İkimiz de zeka ölçüsünde yaratıkların en olgunu olan insan türüne mensubuz. Evet. Fakat akıl almaz bu olayın keşfini bir köpeğin zavallı hayvan beyninden bekliyoruz. Panter için insandan zekidir diyemem. Lakin bazı hislerde, mesela koku almak da bize çok üstündür. Oğlum, bu gece şu köpek kuru topraklardan, Ölü kemiklerden ne kokusu alıyor? Aklın eriyorsa bunu bana anlatsana. Enişte bey, benim buna aklım ermiyor. Ve ne kadar düşünsem yine ermez. Fakat bu acayip olay karşısında ve şu mezarlığın ölü kokan rutubeti içinde sizin de zihninize bir bulanıklık geldi galiba. Evet, benim zihnim bulandı. Gittikçe de daha karışıyor. Senin zihninde açıklık kaldıysa aydınlatarak bana yardım et. Estağfurullah, Çocuğum, bunda estağfurullah yok. Aklım dağıldı. Bu akşam yaşadığım birkaç saat, beynimde açıklaması imkansız ve başka bir aleme ait karma karışık olaylarla dolu. Altı aylık uzun bir macera şeklini aldı. Arkasından koştuğumuz bu olayda ben hiçbir gerçek seçemiyorum. Bunu tamamıyla kabuslu bir rüya niteliğinde görüyorum. Böyle dolaşık, kapalı ve korkunç rüyaların oluş sırası çabuk unutulur. Bu olay için de ben adeta sersemledim. Enişte bey, bu gece Şevket ağabeyin büyük annemi ziyarete geldi mi? Geldi. Gelinin o olduğundan şüpheniz var mı? Asla. Salonda gördüğüm fotoğrafın ayna. Kardeşinizi, ablanda tanıdı, sende tanıdın. Bu noktada kesinlikle birleşiyoruz. Evet, kesinlikle. Ölümün olmasıyla ruhun bedenden ayrıldığını söylüyorlar. Evet. Bir ölü aynen sağlığındaki şeklinde gelip dirilere nasıl görünüyor? Ben bunu hala inkar ederim. İnkar edersiniz ama biz de böyle bir olaya yakından şahit olduk. Bunu nasıl açıklarsınız? Şevket Bey sağ. Bu mümkün değil. Onun şehadetine dair resmi belgeler evde duruyor. Gidince isteyiniz. Ablam size göstersin hem böyle bir olaya ilk defa şahit olan biz değiliz. Okulda ispiritizmacı ailelere mensup çocuklar anlatıyorlar. Camille Flammarion'un Tabiatın Meçhul Kuvvetleri adındaki büyük bir eserinde ölülerin tıpkı bize olduğu gibi akrabalarına göründükleri hakkında yüzlerce belgeli olaylar zikredilmiş. Bu garip olayların anlatıcıları içinde yalan söylemez çok namuslu kimselerin bulunduğu kanısındayım. Lakin böyle masalların doğrulukları sağlanamaz. Bu garip şeylere samimi olarak inananların aldandıklarına da eminim. Bu gerçekliklerin incelenecek çok yerleri vardır. Örnek istersen işte bizim bu akşamki halimiz. Biz anlaşılmaz bir olay içindeyiz. Neye uğradığımızı bilemiyoruz. İhtimal ki aldandık. Bundan dolayı gidip de herkesi de aldatmaya ne hakkımız var? Şimdi bu münakaşayı bırak. Yüzyıllardan beri devam ede gelen ve daha kim bilir ne kadar zaman sürecek olan bu tuhaflığı biz bu dakikada halledemeyiz. İşte yine tekrar ediyorum. Aklın eriyorsa sen bana söyle. Köpek buradan ne kokusu alıyor? Ne kokusu aldığını bilmiyorum. Çukurun önünden çekiliniz. Bırakınız bakalım hayvan oradan ne çıkaracak. Oğlum, mezarın içinden ölü kemiklerinden başka ne çıkar? Peki efendim ama Panter'in başkalarına gitmeyip de yalnız bu mezarın üzerinde ısrar göstermesine ne diyeceksiniz? Bakınız köpeğin gözü hep bu kovukta. Çocuğun bu mantığını pek adi bulmadım. Anatomi ilmine hizmet için mermer masa üzerinde kadavraları bin parçaya ayırıyorlar. Ölülerin bu kırıntılarını sonra götürüp bir çukura, süprüntü döker gibi boşaltıyorlar. Manevi olarak mübarek olan ölü, maddi olarak birleş. İnsan leşleri günlerce denizlerde, kuyularda kalıyor. Şişiyor, kurtlanıyor, zehirli kokuşmalarıyla etrafın havasını bozuyor. Ölülerin de diriler gibi kendi soyundan olanların hürmetinden nasip alamayan talihsizlere, sefilleri, kurtlar, çakallar, köpekler tarafından yenilenleri var. Biz de meraktan öldüğümüz bir gerçeğe ermek için köpeğin bu hareketine karşı müsaade edersek büyük bir günah işlemiş olmayız. Bu mezarın içine doğru oyulmuş deliğin önünden çekildim. Müsaadeyi anlayan köpek hemen iş başına atıldı. Bu sefer öyle seri, öyle sinirli, öyle hırçın darbelerle toprakları oyuyordu ki bu tünelin öbür ucu cennete yahut cehenneme kadar varsa, sona erdirmedikçe hayvanın bu perforasyon işlemi önünden çekilmeyeceğini anladık. Çalıştı, debelendi, yarı vücudu dünyayla ahiret arasında açmaya uğraştığı bu geçidin içinde kayboldu. Sınır üzerinden zebanilere mi saldırıyordu? Ne yapıyordu? Fena fena hırlıyordu. En sonunda panter arka ayaklarıyla çukurdan dışarı bir tornistan etti. Dönük gözleri, salyalı ağzı ve bütün kuvvetiyle mezardan bir şey çekiyordu. Topraklara bulanmış fakat beyazım trak bir şey. Ölüyü mü soydu? Bu kefen miydi? Biz dehşetlenerek birkaç adım geriye sektik. Fakat o mezarın içinden avladığı şeyi zafer kazanmışçasına bir tavırla getirdi, önümüze koydu. Köpek görevini bitirmiş, şimdi iş bize kalmıştı. Bir süre onun ne olduğunu seçmeye uğraşan gözlerimiz yere dikildi. Kuruyan boğazımın deliği sanki küçülmüştü. Zor çıkan kısık bir sesle sordum. Nedir o? Bilmem. Kefen parçası. Benzer. Şimdi bundan ne mana çıkarabileceğiz? Dikkatle muayene etmeliyiz. Maytap kibritini yaklaştırdık. Garip şey. Bunun iki kısa kolu, bedeni ve yakası vardı. Elimizi sürmeye çekindiğimiz bu şeye doğru biraz daha eğildik. Bu adeta dirilerin giydikleri bir ten panilasıydı. Eskimemiş, çürümemiş, yalnız topraklara temastan kirlenmişti. Şimdi daha çok tutulan sesimle. Beynimde bu meseleyle uğraşacak takat kalmadı. Al sana bilmece içinde bir bilmece daha bu mezar kovuğunda böyle yepyeni bir fanila ne arar? 80 şahitli Aksaray cinayeti bunun yanında hiç esrarengiz değil, adeta apaçık bir nitelikte kalır. Bunun için Aksaray cinayetine benzetiyorsunuz? Aslı bakımından değil, ayrıntıları bakımından. İkisinde de ölüler susuyorlar. Şimdi bizde gayet usta bir sorgu hakimi gücü de olsa yine bir şey anlayamayacağız.'' Çünkü kimi sorgulayacağız? Bu bez parçası kırtı söyler mi? Köpek sorularımıza cevap verebilir mi? Böyle esrarengiz olaylarda dili olmayan bir takım eşyanın ipucu olmasıyla pek önemli şeyler keşfolunduğunu bilirsiniz. Pantere gelince, bu hayvan söyleme gücünden mahrumsa da önümüze bu fanilayı koymakla bize bir şey anlatmak istedi. Evet oğlum evet, Köpeğin bu işaretinden lazım gelen anlamı çıkarma hususu bizim kavrayışımıza kalıyor. Fanilayı iyice muayene etmek için eğilip tozunu toprağını silkerek yerden aldım. Üst kısmında kurumuş dalga dalga kan lekeleri vardı. İçine dışına dikkatle baktığım esnada Nusret'in maytabı tutan eli bir saralı gibi titremeye başladı. Gözlerinden de iri iri yaşlar akıyordu. Onun bu ani üzüntüsünden şaşırdım. Şaşkınlıkla sordum. Ne oluyorsun yavrum? Fena oluyorum. Niçin? Fanilada bir şey gördüm. Ne gördün? Kan lekeleri mi sana baygınlık getiriyor? Baygınlığım yalnız kan lekelerinden dolayı değil. Lütfen siz şu kibriti tutunuz. Fanilayı bana veriniz. Ellerimizdeki şeyleri değiştirdik. Kaynam Fanila'nın eteğini yukarı çevirdi. Ön tarafta sırma rengi ipekle işlenmiş Fransızca harfler gösterdi. Ben, nedir onlar? Marka. Ne markası? Çocuk titremeler içinde cevap verdi. C, H. Ağabeyimin isminin ilk harfleri. Şevket Hayrullah. Pek acayip. Acayip fakat gerçek. Nusret gözyaşlarına hüngür hüngür bir akım vererek devam etti. Panila'nın rengine cinsini tanıdım. Onun iç çamaşırı, hala üzerinde kardeşimin kokusu bulunduğuna yemin ederim. Ah, kardeşimin kokusu, kanı, markası. Bu, Panila'nın kardeşine ait olduğunu bu kadar kuvvet ve kesinlikle tasdik ediyorsun. Evet, evet. Kaynam Panila'yı dudaklarına götürdü derin derin içini çekerek, kutsayarak ve özlemle öpe öpe. Ben birçok şeyde yanılabilirim. Lakin ebediyen kaybettiğimiz kardeşimin kokusunu almakta kalbim, burnum beni aldatmaz. Panila kesinlikle onun. İşte bu kan da şehadetine alamet. Çocuğun üzüntüsü bana da bulaştı. Yüzünü ancak fotoğrafıyla tanıdığım şehit kaynımın ebedi ayrılığıyla benim de gözlerim yaşardı. Fakat Sarıkamış'ta şehit düşen o mübarek vücudun fanilası soğanlık mezarlığından nasıl çıkar? Kaza ve kaderin bu anlaşılmaz cilvesi önünde biz ne düşünebiliriz? 15. Mühürdaroğlu Mehmet Ağa'nın 51 yıllık mezarı. Biz arama ve incelememizde ilerledikçe meselenin çözümüne yaklaşmak değil, her adımda karışıklığın aşılmaz sarp kayalık manalarına tesadüf ediyorduk. Kanlı Fanila'nın şehide ait olduğu hakkındaki çocuğun o gözyaşlı, acıklı, tasdiki doğruysa bilmecenin aldığı bu iki şekil karşısında ne hüküm verecektik? Bilmem kimden işte bir daha soruyorum. Sarıkamış'ta şehit düşen Şevket Bey'in iç fanilası soğanlık mezarlığında ne arar? İşte bu soruyu yüz defa tekrar etsek cevabı hiçbir yerden alamayacaktık. Ve kendimizde uygun bir cevap bulamayacaktık. Bu bir gerçek miydi yoksa görünmez bir şakacının çekilmez cilvelerine mi uğruyorduk Kokusu kanı üstünde bu fanilayı panter şehidin cesedinden mi çekip çıkardı Şevket Bey o kabrin içinde mi yatıyor Bütün aklım zihnim bilmecenin bu katmerleri arasında bunalıp kaldı Elimdeki maytap sonuna kadar kül kesilerek söndü Karanlıkta kaynamın gözlerini arayarak dedim ki Yavrum Fanila da kardeşinin kokusunu keşfetmekteki samimiyetine inanıyorum. Fakat insafet, Bir ölü bir diri gibi mi kokar? Özellikle vefatından birçok zaman geçtikten sonra. Enişte bey, dünya ile ahiret arasındaki bu meselenin altını üstünü bana sormayınız. Yalnız bu falinanın üzerinde kardeşimin çamaşırlarının kokusu bulunduğuna kesinlikle inanınız. Ve araştırmanızı bu esastan yürütmeye uğraşınız. Bu ilk gerçek bizi belki aradığımız öteki gerçeklere kadar götürür. Bu kokuyu hisseden yalnız ben değilim. Bana oranla koku alma duygusu çok kuvvetli olan panter de bu koku izi üzerinden bizi buralara kadar koşturdu. Mezarları kazdı. Önemli keşfini önümüze koydu. Ve aldanmamış olduğumuzu bize pek güzel ispat etti. Haydi bu koku hissinden ben de köpekte aldanmış olalım.'' Yepyeni denecek bir fanilanın böyle eski bir mezardan şahadet kanıyla çıkışına ne dersiniz? Eteğindeki markaya ne buyurursunuz? Gözlerimizin önüne serilen bu son gerçeklerin arasında hayallere yer var mı? Doğalığın üstünde bir kuvvetle gözlerimiz bağlandıysa bilmem. Ben burnumun duyduğunu, gözlerimin gördüğünü, kalbimin haykırdığı sesi tekrar ediyorum. Oğlum! çok defa gerçekle sahteyi birbirinden ayırmak güç olur. Bu iki zıt şey bazen o kadar birbirine benzerler. Bu kadar seneden sonra bu çamaşır ağabeyinin kokusunu koruyarak sarı kamıştan buraya nasıl gelir? Bizzat kendisinin geldiğini gördük ya, çamaşırının gelmesine için inanmayalım? Şehit bu fanilayı giymiş olarak mı buraya gelmiş? Bilemem. Niçin sırtından çıkararak bu mezara bırakmış?'' Aklım ermiyor. Bu tuhaflıkları benim zihnim hiç almıyor. Çıldırmak işten bile değil. O kadar uzaktan gelen bir ölü buradaki mezardan birine mi misafir olur? Bu bilmecenin ucunu, kulpunu bulmazdan önce akıllarımız zıvanalarından fırlayacak. Mezarı karıştırırsak belki Şevket Bey'in kaputunu, çizmelerini de buluruz. Öyle ya, sarıkamış gibi uzak bir memleketten buraya dal bir fanileyle gelinmez ya. Panilaya ihtiyacı olan bir ölü başka giyecekler gereğinden kurtulmuş olabilir mi? Bu meseleye bir çözüm yolu bulmak için bilmem ahireti mi dünyalaştırmalı, dünyayı mı ahiretleştirmeli? Fakat Nüset, bunda yalnız bir ihtimal vardır. İki desek de değil. Nedir enişte bey? İşte önceki sözümü yine tekrar ediyorum. Bize bu açmazları oynayan öteye ait mezarda bir ölü değil, senin benim gibi bir dere, hem de senden benden çok zeki bir diri. Bu kararımdan şaşmam, anlıyor musun? Peki enişte bey, benim bu soruma cevap veriniz. Bu kararınızı derhal ben de kabul edeyim. Nedir? Bu fanilanın mezardan çıkışına bir oyun sığabilir. Fakat bu gece büyük annemin konuştuğunu gördüğümüz boyuyla, posuyla, etiyle, kemiğiyle, bütün yüzüyle Şevket ağabeyim değil miydi? Evet. Ey bu yön nasıl hile götürür? Bir diri ölü adına bir takım esrarengiz hareketlerde bulunabilir. Lakin ölünün cesedine tamamen girerek apaçık bir yüzle gelip akrabasına nasıl görünür? O halde aklımı kaybetmemek için yine şu iddiamı tekrar edeceğim. Ağabeyin sağ. Ben de size yine eski cevabımı vereceğim. Onun şehitliği resmi, gayri resmi birçok belgeyle gerçekleşmiştir. Köşke dönüşümüzde bunları istediğiniz gibi incelersiniz. Hem ağabeyim gayet ciddi ve samimi bir gençtir. Sağ bulunsa neden doğrudan doğruya aile yurduna dönmeyip de bazı geceler büyük annesine görünmek için böyle hayalet şeklinde gelsin? Bu bilmeceye bir açıklama yolu bulamazsam beynim yanacak. O sebeple böyle bir karar vermek mecburiyetindeyim. Eflatun'u ve bütün yedi akıllıyı mezarlarından çıkarsak zannederim ki meselenin bir ucunu, kulpunu bulmakta bizden pek ileri gidemezler. Olay tabiat üstü. Evet, sur natürel. Öyleyse onu değiştirmeyelim. Olayı tabiatta bize görüldüğü gibi inceleyelim. Zeki çocuk, beni tabiat üstüne inanır bir adam yapacaksın.'' Madem ki bu akıl almaz şeyi bu şekilde kafamıza sığdırmaya uğraşmakta zorunluluk vardır. Peki dediğin gibi olsun. O halde Şevket ağabeyinin Sarıkamış'tan buraya kadar yolculuğu seçerek fanilasını bu mezarda soyunduğuna iman edelim. Ve bundan dolayı rahmetli şehit diğer mezarlara yönelerek neden bu mezarı misafirhane edindiğini incelemekten zorluğumuzun çözümüne başlayalım. Öyleyse yak bir maytap bakalım.'' İlk önce taşını okuyup mezarın kime ait olduğunu anlayalım. Nüset çaktığı kibriti önünde bulunduğumuz kabrin taşına tuttu. Kitabe al ışığın altında kendini gösterdi. Yosunlanmış eski bir küfeki üzerinde şu satırları okuduk. Rikabı şahane kapıcı başlarından sabıka, Mabeyni Hümayun, Harik Tulumbaları Müdürü Mühürdaroğullarından Mehmet Ağa bin Mustafa'nın ruhu için 9 Safer 1292, 5 Mart 1291 Bize gayipten açık, önemli hiçbir haber vermeyen bu uhrevi künye önünde bir süre düşündükten sonra. Oğlum Nüset, bu sıradan bir mezar taşı. Evet. Bu mühürdar oğullarıyla ailece bir yakınlığınız var mı? Bilmiyorum. Bu Mabeyni Hümayun Yangın Tulumbaları Müdürü Mehmet Ağaoğlu Mustafa'ya dair aileniz arasında hiçbir söz olduğunu duydun mu? Hayır. Bu 51 yıllık bir mezar. Bunun içinde kefen değil, belki kemik bile kalmamıştır. Şevket Bey'in yeni fanilası buradan nasıl çıkıyor? Birkaç satırdan başka bize bir şey söylemeyen dilsiz taştan nasıl sır Bununla birlikte mümkün olduğu kadar mezarın her yönünü muayeneden başka bizim için bir inceleme, bir keşif yolu yok. Bu 50 yıllık ölü döşeye, harçlı taşla örülmüş bir maksure içindeydi. Kıbleye yönelik başucunda bir servi, ayak tarafında bir meşe vardı ve aynı maksurenin kuzey yönünde 25 Şaban 1292 tarihiyle vefat eden soğanlık köylü korucu Süleyman Ağa yatıyordu. Şaşkın bir sorgu hakimi dalgınlığıyla kaynımdan sordum. Bu korucu Süleyman Ağa'yı tanıyor musun? 50 sene önce ölmüş bir adamı nasıl tanırım? Yani aile arasında böyle bir isim geçtiğini işittin mi? Hiç. Bu yarım asırlık mezarlardan taze bir haber almanın imkansızlığı önünde dolaşan zihnimle ne yapacağımı bilmiyordum. Deminden panterde gördüğümüz çılgınlığa oyarak şimdi biz de maksurenin etrafını dönmeye başladık. Bilmecenin en hafif ilk düğümünü çözecek bir ipucu bulmaya uğraşıyorduk. Fakat bu izi bize mezar taşları mı verecekti? Altlarında yatan ölüler mi? Evet, bu hiçbir şey söylemeyen cansızların açığa vurmalarına muhtaç kaldık. Gecenin bu aklı baştan uçuran seçilmez karanlığı içinde başka çaremiz yoktu. Biz dünya adamları ahiretten bir açıklama ışığı bekliyorduk. Nur gerçeği karanlıktan soruyordu. Bize kendini gerçek olarak tasdik ettirmek için zihnimizi vurgulayan hayallere silah teslim etmiyorduk. İnsanlık şimdiye kadar batıl fikirlerin kaleleri önünde bizim bu geceki yiğitliğimizi göstereydi. Öbür alemin efsaneleriyle dolmazdı. Ben kaynama olayı bize göründüğü şekilde kabule ve incelemeye söz vermiştim. Fakat bu söz ağzımdan fırlamış, yüreğimde hiç yer etmemişti. Bazı duyguların aldatıcı etkilerine kapılmayarak gözlerimi nesnel bir şekilde tespite uğraşacaktım. Bu gece yarım asırlık mezarın tozları içinden çıkan bu fanilayı oraya sağ bir elin koyduğuna hiç şüphem yoktu. Lakin nasıl? Ne vakit? Niçin? Ve Şevket Bey'in şehadeti kesinlikle gerçekleştiği şekilde bu gizli elin sahibi kim olabilirdi? Bu şehidin kendinden başkasının böyle bir öldükten sonra diriliş trajedisi oynamaktaki menfaat ve alakasını keşif kolay değildi. Gördüğümüz şeylerden görmediklerimizi akıl yürüterek keşfetmek. Fakat bu, dünya ile ahiret arasındaki bilinmezliklere uygulanabilir bir kıyasmadır. Mühürdaroğullarından Mehmet Ağaoğlu Mustafa'nın mezarına, panterin yandan açmış olduğu deliğin önünde durduk. Bu çukuru doğrudan doğruya köpek mi açmıştı? yoksa önce başka bir el mi kazmıştı? Mezar duvarında bu soruların bize cevabını verecek bir ize tesadüf edebilirsek, Fanila'yı oraya gömen elin ilk izini yakalamış olacaktık. Maksure'nin batı kenarı ortasındaki iri taşların çoğu, harçlarından oynamış ve bir takımı da sonradan aceleyle iğretiden yerlerine konulmuşa benziyordu. Bu acele tamir hiç de köpeğin işi değildi. Fakat mezarı yıkılmaktan korumak için bu kuru tamir'e hayırsever bir el veyahut rahmetlinin akrabasından biri yapmış olamaz mıydı? Panter Fanila'yı mezardan pek zorlukla çıkardı. Niçin? Çok mu derine gömülmüştü? Delikten içeri başımı sokarcasına eğildim. Bu simsiyah ahiret lombozunun ötesindeki fanilere gizli olan sırları aydınlatmak için maytap kibritini uzattım. Şevket Bey'i bizden kaçtığı bu gizlenme yerinde rahatsız ediyormuş gibi garip bir hisle yüreğim çarpmaya başladı. Fakat insan cesedi sindiren toprağın bu karanlık midesinde sararmış. Küfekileşmiş, kemik yığınlarının üzerinde gayet iri bir taştan başka bir şey göremedim. Biraz daha sokuldum. İçlerine toprak dolmuş gözleri ve ardı ardına açık dişleriyle bana sırıtan bir kafa kemiğiyle göz göze geldim. Dünyayla ile ahiretin bu bakışlar kavuşmasından titreyerek hemen çekildim. Bu kuru kafanın beka aleminden fanilere gülüşündeki alay, bir elektrik akımı gibi bütün vücudumdan sinirlerimi sarsarak geçti. O bana gülüyordu, ben ona ağlıyordum. Ters etkilenme. Ayağa fırladığım sırada Nüset yine sulanan gözleriyle sordu. Enişte bey ne oluyorsunuz? Elleriniz titriyor, benziniz attı. Gece vakti diri diri mezara girmek kolay bir iş değilmiş. Ne gördünüz? Bu incelemelerimize gülen ölüler. Orada ağabeyime dair başka bir eser yok mu? Bir yığın kemik yavrum. En derin bilgili fosil alemleri bile bunların hayattaki kimliklerini tayin edemezler. Gerçi bu kuru kafaların alınlarında bütün maceraları yazılıymış derler. Lakin bu kayıtları ne sen okuyabilirsin ne ben ne de bu efsaneleri uyduran yalancılar. Mezarın muayenesinden kendimce önemli bir keşifte bulundum. Fakat bunu çocuğa açmadım. Çünkü Nusret, ağabeysinin hayaletinin asıl şekliyle bu gece büyük annesini ziyarete geldiği kanaatindeydi. Keşfim şuydu. Mezar çukurunun ortasında gördüğüm iri taş. Panterin Fanila'yı mezardan çıkarmak için çektiği o büyük zorluğa sebep işte bu taştı. Çünkü Fanila bu taşın altındaydı. Mezardaki varlığına hiçbir ilişki tasarlanamayan bu Fanila'yı oraya kim koydu? Şüphesiz sabir insan eli. Nusret, Fanila'nın kesinlikle ağabeyisine ait olduğu iddiasıyla çırpınıp duruyor. Haydi öyle olsun. Fakat Vanilla'nın kesinlikle şehide aitliği, onu bizzat kendisinin getirip oraya koymuş olduğuna yine aynı kesinlikle bir delil olabilir mi? Ne olursa olsun, ben ahiret yolculuğuna gidiş dönüş biletiyle gidilemeyeceği iddiasında direnmekteyim. Ve bu iddianın tersine olay şeklinde ortaya çıkarılan garip sözlere masal olmaktan başka bir kıymet veremem. Dünyada bu hurafelere inanan saflar bulundukça bu yalanların arkası kesilmez. Gecenin karanlığıyla beraber etrafımızı kuşatan kop koyu sırlar içindeyiz. Bunu inkar etmiyorum. Lakin bu sırların düzenleyicisi veya düzenleyicileri bu toprağın altında değil, bizim gibi üstünde geziniyorlar.'' Biz içinde yatanın ebedi uykusunu bozduğumuz mezarın başında böyle kırk dereden su getirirken panter daima aynı doğrultuyu takiple yeri koklayarak mezarların arasında ileri geri koşup duruyordu. Nüset Enişte bey dikkat ediyor musunuz? Hayvanın gözlerinde fevkalade bir acayiplik belirdi. Hemen diyeceğim ki... Kaynım sözünü tamamlayamadı. Daldı. Bir süre bekledikten sonra sordum. Hemen ne diyeceksen de bakalım. Onun gözlerine bizim göremediğimiz şeyler gözüküyor. Tuhaf şey. Böyle hayalleri seçmekte tabiat insanların gözlerini perdeleyip de köpeklerinkini mi açmıştır? Orasını bilemem. Fakat görüyorum ki panter bizden çok meşgul, bizden çok üzgün, bizden çok gerçeğe vakıf. Oh ne şekilde olursa olsun duyguca bir köpeğin altında kalmayı insanlığım için bir düşkünlük sayarım. Lakin maalesef gerçek meydanda. Demek ki panter şimdi bizden daha düşünceli, karşılaştırmayla ortaya çıkarma usulünde daha usta, daha akıl yürütücü, daha filozof. Dünya ile ahiret arasındaki sırlara daha vakıf. Hayır, iddiamı bu kadar derinleştirmiyorum hayvanlarda içgüdü var. Bu bir ustalık değil, bir Allah vergisidir. Panter duyguca bu gece bize üstün geldi. Nasıl? O olmasaydı biz Fanile'yi bulup da mezardan çıkarabilir miydik? Hakkın var oğlum. Böyle şeyler akıl ve muhakeme ile değil, sırf hayvanı içgüdüyle keşfolunabilir. O halde bundan öteye müşkülün çözümünü Panter Hazretlerinden rica edelim. Ricaya gerek yok. O zaten bütün hayvani şuur ve gayretiyle uğraşıyor. Yalnız biz onun dilinden anlayamıyoruz. Hareketlerinden lazım gelen manayı çıkaramıyoruz. Dil bilimi alimleri şimdiye kadar her dili anlamaya çabaladılar. Fakat bilmem köpekçeyle hiç uğraşan oldu mu? Dilinden anlayamasak da hareketlerinden mana çıkaramaz değiliz ya. Şimdi köpek aynı iz üzerinde aşağı yukarı koşup duruyor. O bu hareketiyle ya bir şey keşfetmeye yahut bize bir şey anlatmaya uğraşıyor. Evet, bunda hakkın var yavrum. Çocuğun bu ikazı üzerine düşünmeye başladım. Hayvan koku alma yeteneğinin fevkalade kuvvetiyle gece bize izcilik etti. Gerçekten mezardan da gayet önemli bir şey çıkardı. Ve hayvani zekasıyla bizi daha önemli keşiflere de ulaştırabilirdi. O şimdinin için koklaya koklaya aynı iz üzerinde ısrarla duruyordu. Yorgun kafamı bu noktayı derinleştirmek için zorlamaya başladım. Bu güç araştırmada en sade mantık şuydu. Köpek o kuru toprağın üzerinden bir koku alıyordu. Fakat ne kokusu? 16. Köylünün aleyhimizdeki müthiş hükmü her ne tarafa dönsek keşfi lazım bir güçlükle karşılaşıyoruz. Evet, bizim hiçbir şey seçemediğimiz kuru topraktan köpek bir koku alıyordu. Hayvan burnuyla yerin üzerine cetvelle çizilmiş gibi bir doğru çizgi takip ediyordu. Bu sanal çizginin üzerinden kim geçmiş? Buraya ne sürtünmüş? Ne kokusu sinmiş? İnsan burnuyla, insan aklıyla, insan gözüyle bunu keşfetmek mümkün değil. Kaynaman iddia ettiği gibi acaba hayvanın gözüne ruhlar mı görünüyordu? Köpeğe kendilerini göstermeye tenezzül eden ruhlar bize, insan kardeşlerine görünmekten niçin sıkılıyorlardı? Ruh, hayalet yahut bizim gibi canlı bir mahluk. Her kimse köpeğin koklama duygusunu şaşırtmak için toprağa istikamet üzere bıraktığı koku izini çizginin iki ucundan kesmiş. Bu iki ucun ötesinde panter bir şey hissedemiyor.'' bu şekilde hayalet gittiği tarafın izini kaybettirmeyi başarmış. Hayalet denilen yaratığın kokusu olur mu? Ve böyle kurnazlıklar yapmaya ihtiyaç duyar mı? Avcıların birinden işitmiştim. Sülün mü, bilmem hangi kuş, toprağın üzerine geniş bir daire çizmek suretiyle koşar ve daireyi kavuşturduğu noktadan havalanırmış. Takipçi av köpeği izin kokusunu takip ederek bu daire üzerinde ve burnu yerde olarak başı dönünceye kadar döner. Fakat kuşun nereden havalandığını yani hangi yöne uçtuğunu bulmayı bir türlü başaramazmış. Ben de panterin bu gece bu türden bir oyuna uğradığını zannederim. Lakin sülünün bu açmazı oynamaya elverişli kanatları var. Bizim hayalette besbelli istediği zaman uçar boydan olmalı. Köpek ray üzerinde hareket eden bir tekerlek gibi iki yana sapmaksızın bir istikametle koşuyor ve bazen Mühürdaroğlu Mehmet Ağoğlu Mustafa'nın mezarından açıldıktan sonra doğu yönünde başka bir mezarın önünde duruyor. Burayı da biraz eşeleyip yine geri dönüyordu. Bu ikinci mezarda yatanın da bu dünyada hangi at altında yaşamış olduğunu anlamak gerekti. Yanan kibriti taşa kazılmış yazılara yaklaştırdım. Nazım mı nesir mi olduğunu fark edemediğimiz şu satırlar okuduk. On sekiz yaşında erdim dünya zevkine. Bir vefa felek etti beni hak ile yeksan. Vazı Hamp'ten hamdden halas oldum sandım. Meğer sebep imiş mevtime ecel kabrin açtım. On yedi gün içinde elveda çekip gittim. Hassa orduya Hümayun'u altıncı talia taburunun mülazımı evvellerinden... Rüştü Efendi'nin halilesi merhuma ve mağfure Ulviye Ayşe Hanım 14 Şaban 1281 Mezarcı dergisinden kopya edilmişe benzeyen bu safça yazıların önünde bir süre düşündükten sonra kaynama dönerek Bu zavallı lohuzayı tanıyor musunuz? Enişte Bey, tarihe baksanıza Ulviye Ayşe Hanım'ın vefatı altmış seneyi geçmiş. Bu kadar sene önce 18'inde ölmüş olan bu kadını bugün büyük annem bile zor tanır. Rahmetli yaşayaymış şimdi 80'ini geçmiş olacakmış. Ben sana rahmetliyi şahsen tanır mısın demiyorum. Bu adın ailenizle bir ilişkisi var mıdır? Bu isim üzerine konuşulduğunu hiç işittin mi demek istiyorum. Hayır, kesinlikle. Eğer rahmetlinin ailenizle herhangi bir şekilde ilişkisi varsa senin bu ilişkiden habersiz olman bu gerçeği çürütemez. İşte orasını aklım ermez. Evet dediğin gibi bunu bilse bilse ancak büyük annen bilir. Onun ağzından da böyle bir soruya doğru bir cevap alabilmek mümkün değildir. Araştırma ve incelememiz böyle 80 yıllık mezar taşlarının üzerindeki yazılardan ileri gidemiyordu. Zeki çocuk düşünceli bir bakışla yüzüme bakarak. Enişte beyciğim, şehit ağabeyimin Sarıkamış'tan buraya gelen hayalete, bu kabristanda misafir olarak sığınmak için mutlaka akrabadan birinin mezarını mı arar? Buna neyle hükmediyorsunuz? Hükmetmiyorum, hiçbir şeye karar vermiyorum. Bu tuhaf meselenin sırları içinde şaşkına döndüm. Yalnız olamazlara inanmamakta son dereceye kadar ısrar edeceğim.'' Fakat araştırmamızın her adımında bu sırların önümüze daha karanlık bir aşaması açılarak olaylar bizi mağlup ederse ona da ne diyeceğim? Ağabeyinin şehadeti olmuş bir gerçekse bu gece bize onun şekil ve kimliğiyle görünen şeye hayalet demek zorundayız. Artık ona da bu adı verelim. Hayaletin bu mezarlıklardan bazılarıyla temasta bulunmuş olduğunu Panter bize haber veriyor. Önce de söylemiş olduğum gibi bu kadar mezarların içinde niçin Mühürdaroğlu Mehmet Ağa ile Ulviye Ayşe Hanım'ın mezarlarını tercih ediyor? Buna bir sebep aramak gerekince onlarla aileniz arasında hayati bir ilişki bulunup bulunmadığı akla geliyor. Bu yönü aklımın erebildiği kadar size açıklayabilirim. Aferin yavrum söyle bakalım. 80 sene önce ailemiz bu köyde bulunmuyordu ki ölülerimiz bu mezarlığa gömülmüş olsun. Bu sözlerin çok akla yatkın yavrucuğum. Fakat ailenizin mensuplarından bazılarının vaktiyle ayrıca buralarda yaşamış olmaları ihtimali yok değil midir? Belki lakin hayalet misafir olmak için mutlaka akraba mezarı arıyorsan için buraya gelsin. Kartal mezarlığına gider. Çünkü babam annem orada yatıyorlar eğer dünyanın görünüşüne nazaran verilen hükümleri, mantıki araç ve sebepleri ahiretinkilerle uymuyorsa bunda da haklısın. Gece kansızlığa uğrar gibi ortalığa ufuklardan bir ağartı yayılmaya başladı. Günün müjdecisi horozlar sabah ezanlarını okuyorlar, kuşlar cıvıldıyorlardı. Hiçbir şey anlamayı başaramadan bizim maceranın üzerine güneş doğduğuna adeta acınmış gibiydik. Çünkü işimiz ruhlar hayaletlerleydi. Bunlar cilvelerine geceyi sahne seçmek tabiatında olduklarından gündüz. Şimdi peşinden koştuğumuz sırları dünyanın karanlık nahiyelerine sürüp götürecekti. Umutsuz, üzgün, birbirimize bakışırken kaynıma dedim ki, ''Tan yeri ağrıyor. Fakat biz henüz sırları aydınlatamadık.'' ''Evet enişte bey, belki onlar şimdi bizi görüyorlar, biz onları göremiyoruz.'' Önemli işler birinci, ikinci, üçüncü teşebbüslerde en zor ve sıkıntılı gayretlere boyun eğmeyenlerdir. Sırlar aleminden bu dünyaya rol oynamaya gelen bu hayaletlerin peşlerini ben bırakmayacağım. Etiyle, kemiğiyle, o hazin, ince tebessümüyle bu gece bize gözüken rahmetli Şevket Bey, büyük annesine olan hürmetini sağlamlaştırmak için elbette bu ziyaretlerini tekrar edecektir. Bundan sonra mümkünse kollarıma iki kanat takarak onu takip için her gece hazırlıkla bulunacağım. Madem ki ruhlar arzu ettikleri zaman bizim aramıza iniyorlar, burada onların arasına atılmaktan çekinmeyecek bir atılgan kimse bulunduğunu ispat edeceğim. Yanı başımızda panter burnuyla yerleri kazarcasına bitmez tükenmez bir gayretle hala çalışıp duruyordu. Gündüzün nurları gecenin sırlarını henüz bütün bütün ortadan kovmadan, Mezardan çıkan fanilayı köpeğe koklatıp takip ettiği yolun ucunu göstererek. Bu fanilanın sahibi bu noktadan hangi tarafa savuştu? İzini bize göster bakalım. Hayvan önümde secde eder gibi iki ön patını ayaklarımın ucuna yere koydu. Soruma üzüntülü bir cevap olarak kırık dökük ulumaya başladı. Fanilayı yere sürtüp yine öteye beriye dolaştırarak aynı soruyu tekrar ettim. Hayvan bütün hissini burnuna ve kuvvetini ayaklarına vererek yerde birçok zikzaklar resmetmeye girişti. Biz bu girdapların alacağı sonucu bekleyerek bakışıp dururken mezar taşlarının arkasından ve sabahın rutubetiyle ıslanarak çatlamış gibi bir ses geldi. Yahu erenler! Biz bu görünmeyen bir kuvvetten gelen sesin önünde yüreklerimizde bir üşüme duyarak titredik. Çünkü meydanda kimse yoktu. Gece yarısından beri çektiğimiz sıkıntılara acıyarak sonunda sabaha karşı zorluklarımızı çözmek için gayb aleminden hayır isteyen bir ağız mı açıldı. Panter homurdanarak sesin geldiği tarafa atılmak istedi. Tasmasından tuttuk. Köpeğin kızgınlığına bakılırsa ses bize dost bir kaynaktan gelmiyordu. Kulaklarımız kirişte, hayretten ağızlarımız açık bekliyoruz. Bakalım gün doğmadan karşımıza ne tuhaflık doğacak? Gece rahatlarını bozduğumuz için ölülerin azarlarına mı uğrayacağız? Tehditlerine mi? Çalılar oynadığı ağaçların arasından bir karaltı belirdi. Kaynama usulca. Yak bir maytap gelen hayalet midir nedir görelim. Hayaletse aydınlıktan kaçar. Şekli bilinmeyen bir şeyin üzerimize gelmesini beklemektense onun ne olduğunu seçmeye uğraşmak elbette daha akıllıca bir harekettir. Çocuk kibriti patlattı. Etrafımızı gündüzlendiren aydınlık dairesinin çevresinde bize bakan esmer, tüylü bir yüz gördük. O da bizden çekinir gibi üzerimize tereddütle yürüyordu. Biraz yaklaşarak durdu. Şimdi o bize, biz onu göz haddesinden geçiriyorduk. Bu sıradan kıyafette kırçıl sakallı bir adamdı. Başında kenarından iki üç parmak dışına kıvrılmış rufai külahını andıran, sözüm ona bir siyah şapka vardı.'' biraz daha yürüdü. Şimdi iki taraf birbirinin Adem oğlu olduğunu anladı. Fakat ziyaretçinin gözünde insanlığımız belli olmakla beraber vakitsiz bizim orada varlığımızı gerektiren maksadı anlaması güçtü. Adamcağız bu merakını çözmek için boğazının sabah gıcıklığını yırtarak ''Ne yapıyorsunuz orada?'' ''Orada ne mi yapıyoruz?'' ''Bu herkese söylenir mi?'' ''Söylense de kimse inanır mı?'' Birdenbire böyle bir soruya maruz kalacağımızı hiç düşünmemiş olduğumuzdan, hoca karşısında dersini bilmeyen çocuğun suskunluğuna, korkak utangaçlığına düştük. Bu suskunluğumuzda önemli bir sır gizlediğimizi anlayan adam şimdi biraz daha yaklaşarak bizi dikkatle süzmeye ve etrafı şaşkın bir yüzle gözden geçirmeye başladı. Ve birdenbire şaşkın gözleri Mühürdaroğlu Mehmet Ağa'nın mezarına açılmış olan geniş kovuğa isabet edince tehdit edici bir sesle haykırdı. O ne? Mezar açılmış. Kefen mi soyuyorsunuz? Oh maazallah! Birinci susuşumuzla üzerimize asıl kabahatimizden çok büyük bir kötü zan çekmiş olduk. Şimdi ikinci susuşumuzla bu korkunç suçlamayı kabul etmiş gibi olacağız. Bu vakit oradaki varlığımızın sebebini açıklayan hemen bir şey söylemek lazımdı. Bir iki kem kümledim, boğazım kurudu, dilim işlemedi, sustum. Adam artan bir hiddetle devam etti. Ben soğanlıklıyım. Mezarlığa hürmetsizlik ve tecavüz edenlere hadlerini bildirmek her köylünün vazifesidir. Birkaç akşamdır kümese sansarlar dadandı. Kapan kurdum. Tavuklar gürültü edince hemen uyanıp bahçeye koşuyorum. Bir iki defa mezarlığın korusunu kızıl alevler içinde gördüm. Burada evliyaullah'tan yatanlar var. Ara sıra bazı geceler nur iner. Nur beyazdır. Böyle kızılını şimdiye kadar hiç görmemiştim. Merak ettim, koştum. Siz bizim köylü değilsiniz. Nereden geldiniz? Ne çeşit adamlarsınız? Mezar mı soyuyorsunuz? Koruyu mu tutuşturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana anlatınız. Şimdi bu adama inanılmaz gerçeği mi söyleyelim yoksa inanılır bir yalan mı uyduralım? Bu beklenmedik gece azarlayanının karşısındaki vaziyetimiz çok nazik ve tehlikeliydi. Delik deşik ettiğimiz mezarların bu acıklı manzaraları önünde biz kabahatimizi mazur gösterecek nasıl bir söz geveleyebilirdik? Yalan söylesek zihnimizin o yorgunluk ve derbederliği anında ifademizin alt tarafını düzgün getiremeyeceğimiz için özrümüz kabahatimizden büyük olacaktı. Bizim bu ölüler semtine kötü bir niyetle gelmediğimiz kuldan önce Allah'a malumdu. Niçin akla dayalı maksadımızı yalanla bozalım? Gerçeğe çok aykırı görünse de doğruyu söylemek daha iyiydi. Bunun üzerine her saniye gözlerindeki kızgınlık fazla ateşlenerek tehdit edici sorusunu tekrar eden köylüye dedim ki ''Baba sen Müslüman mısın?'' ''Elhamdülillah.'' ''Vicdanının hakseverliğine sığınarak sana işi dost doğru anlatacağım. Dinle.'' ''Dinliyorum.'' ''Bizim bir kardeşimiz vardı.'' Geçen savaşta Sarıkamış'ta şehit düştü. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatine nail eyleye. Bazı şehitlerin mezarlarından çıkarak gezindikleri söylenir. Çok işittim, kelleleri koltuklarında gezenleri bile görenler var. Adamın bu tasdikine karşı oh geniş bir nefes aldım. Köylü baba böyle söylentilere iman bağlama hususunda hiç de memnun edilmesi zor olan biri değil.'' Onun bu saflığından cesaretlenerek devam ettim. Bizim şehidimiz de işte böyle gezinen türden. Nasıl geziniyor? Basbaya senin ve benim gibi. Sarıkamış'taki şehidin gezindiğini buradan nasıl gördünüz? Oradan kalkıp buraya kadar geliyor. Amenna ve saddakna. Onlar için yol uzaklığı, yakınlığı olmaz. İsterlerse uçarlar. Yalan söylemeyeyim. Uçtuğunu görmedim. Bizimki bazı cuma geceleri Kartal'daki köşke büyük annesini ziyarete gelir. Fakat havadan mı karadan mı denizden mi ne şekilde geldiğini bilmiyorum. Sizinle görüştü mü? Hayır bizimle görüşmez. Yalnız büyük anasıyla konuşur. İşte biz de bu gece şehidin sohbetiyle şereflenmek istedik. Bizden kaçtı. Peşine takıldık. Buraya kadar koştuk. Hiç görüşemediniz mi? Hayır. Ne tarafa gittiğini görmediniz mi? görmedik. Panteri göstererek, sağlığında bu hayvan onu, o bu hayvanı çok severdi. Köpek bizden önce şehidin arkasına takıldı. İkisi de gece karanlığında gözden kayboldular. Biz de peşleri sıra kararlamasına koştuk. Sonra çok uzaklardan köpeğin havlamasını işittik. Onun sesine gittik. En sonunda hayvanı kalın bir iple bir incir ağacına bağlanmış bulduk. Bilirsiniz ki köpeklerin koku alma hisleri insanlardan çok kuvvetlidir. Hayvanı bağından çözdük, salı verdik. Hem bu köpek çok cinstir. Yerlerde şehidin izini koklaya koklaya rehberlik ederek bizi buraya kadar getirdi. Ön ayaklarıyla mühürdaroğlu Mehmet Ağa'nın mezarını kazmaya başladı. Gece vakti bir köpeğin bir mezara böyle saldırmasına müsaade etmek gerçi büyük bir hürmetsizliktir ama bakalım bu kazının sonu neye çıkacak diye biz de hayvanın didinmesini merakla seyredip bekledik. Yoksa biz kefen soyacak adam değiliz. Hem böyle 50 altmış senelik mezarlarda kefen ne gezer? Taşları, kemikleri çürüten yılların tahribine hiç bez parçası dayanır mı? Okuman varsa gel, taşın tarihini gözden geçir tam 51 senelik olduğunu gör. Köylünün gerçekten okuması var mıydı, yok muydu? Yoksa bize büsbütün cahil görünmek istemediği için mi gözlerini kırpıştırarak şöylece eğilip taşa baktı ve sonra çatık bir suratla. Peki fakat bu 50 yıllık mezarın için köpeğe kazdırttınız, içinden ne çıkacağını umuyorsunuz? Biz bu gece öyle tuhaflıklara şahit olduk ki artık gözümüzde imkansız bir şey kalmadı. Bu mezardan her şey, evet akıl almayan her şey çıkabileceğini umuyorduk. Ne gibi mesela şehidin kendinin buradan çıkacağını umuyor muydunuz? Hay hay, Sarıkamış'tan ta buraya kadar ailesini ziyarete gelen bu mübarek ceset yorgunluk almak için neden bu mezarlardan birine girip de uzanmasın? Her an artan hayretinin derecesini yüzünün şaşkın buruşmalarıyla tercüme eden köylünün o büyük saflığına rağmen dinlediği maceranın bu noktasında itimadı bulunmadı. Titiz bir yüzle "Saçmalıyorsun. Şehit yorulmaz, dinlenmek için başka bir mezara girip yatmaz. Onlar ruhi latiftir. Seni temin ederim ki bu gece ruhi latif olarak gelme de, senin ve benim gibi gövdelenmiş ve giyimli kuşamlı geldi." Böyle gövdeli bir seyahati seçmesinde yorulmasına hiç sayılmaz. Şöyle dinlenerek gecelemek için ailesi yanında kalamaz. Otele gidemez. Başka bir yere misafir olamaz. Bundan dolayı ne yapacak? Kendi gibi ölülerden birinin kabrine sığınacak. Doğru mu söylüyorsun? Bana küfür mü dinletiyorsun? Haşa küfür değil, yalan hiç değil. Sana meselenin gerçeğini, bu gece geçirdiğimiz maceranın hülasasını anlatıyorum. Fanile'yi köylünün gözlerine uzatarak ilave ettim. İşte sözlerimin ispatı da burada. O şimdi daha büyük bir şaşkınlıkla. O nedir? Fanila. Kimin fanilası? Şehidin. 50 yıllık mezardan böyle yeni bir fanila çıkar mı? Çıktı. Ne münasebetle Fanila bu mezara girmiş? Aa münasebet arama. Bu işte akla yatkınlık sorma. Bu gece akıl, fikir, muhakeme, düşünce denen şeylerin öbür taraf sınırındayız. Bu akşam görüp geçirdiklerimizi akıl terazisi çekmiyor. Bu tuhaflıkları bizim beynimizle sıradan şekilde ölçüp biçmek lazım gelirse şöyle diyeceğim. Bu karanlıklarda dere tepe demeyip bizi pek çok koşturan şeyin en sonunda kendi de yorularak zırıl zırıl terledi. Soğuk almamak için mezarda da fanilasını değiştirmeye mecbur oldu. Seyahat bavulundan bir temizini çıkardı. Kirlisini buraya bıraktı. Bunu başka türlü yorumlayıp açıklamak mümkünse söyleyiniz. Köylü eliyle sakalını karıştıra karıştıra gözlerini küçülterek yüzüme baktı, baktı. Kızgınlığının bir kısmını göğsünde homurdatıp bir kısmını ağzından dışarı saçarak. Delikanlı, bana iyi dikkat et. Bak, ben kaç yaşındayım. Böyle küllümleri yutar mıyım? Affedersin baba, biz küllümcü değiliz. Küllüm nasıl yutulur, nasıl yutturulur bunu da bilmeyiz. Siz küllümcü değilsiniz de ya nesiniz?'' deminden beri söylediğiniz abuk sabuk lafları köylü aklıyla önce doğruyu almak istedim. Fakat şimdi anlıyorum ki bunların içinde dişe dokunacak bir doğrusu yok. Siz küllümcü değilsiniz ha. Ondan daha berbat bir şeysiniz. Ya kızıl imansızlardansınız ya zır delillerdensiniz. Hele hele durunuz bir bakayım. Şu çocuğu gözüm ısırıyor. Siz cinli köşkün adamlarısınız.'' Evet ne yazık ki köşkümüzün bu civarda böyle kötü bir şöhreti var. Kötü şöhret değil doğrusu bu. Orası cinli bir kervansaraydır. İçinde oturanlar divanedir. Bu kırk yıldır herkesin bildiği bir hakikattir. Fakat bu resmi olmayan tımarhanenin kokusu şimdiyecek kendi içinde, kendi bacasında tüterdi. Artık kötülükleriniz dışarı taşmaya başladı. Hükümete haber vermeli sizi köşkünüze kapasınlar. içeriye gardiyanlar, kapınıza nöbetçiler koysunlar yahut ailenizi alayıyla topbaşı tımarhanesine taşısınlar. Herkes saldırılarınızdan kurtulsun. Köşkünüzün duvarına sürtünen çarpılır. Başını kaldırıp pencerenize bakan, vebaya tutulmuş gibi düşer, ölür. Civarınızda davarlar kırklara karışarak kaybolur. Şimdi de gelmişsiniz de burada gece yarısı mezar kazıyorsunuz. Kızıl ışıklarla koruyu ateşe vermeye uğraşıyorsunuz. Mezar açmaktan maksat nedir? Cinlerin talimatları üzere etrafımı sihirleyecek, köyümüzü mü büyüleyeceksiniz? Bu divaneliğe bakmayarak bir de durmuş da benim gibi akıllı bir adamı kandıracak. Şehit sarıkamıştan kalkmış, yol bavulunu eline alarak buraya kadar gelmiş. Sıkı yürüdüğünden terleyerek mezarın içinde çamaşır değiştirmiş. Kirlisini oraya bırakmış.'' Bu ipe sapa gelmez laflarınızı biraz daha dinlesem ben de sizden beter divane olacağım. Varayım köylüye haber vereyim. Sizi zincire vurdurmak için hemen karakola koşsunlar. Kaçmanıza meydan bırakmadan bu işi görmek vazifemdir. Sakallığı soğanlığa doğru tabanları kaldırdı. Zannettiği gibi deli değil, bizim akıllı fikirli kimseler olduğumuzu ispata uğraşmak için bu adamın arkasından koşmak boşuna bir yorgunluk olacaktı. Çünkü divaneliğimizi ispata yarayan, ona pek çok ipucu göstermiştik. Köylü bize bu ağır ithamlarıyla hücum ederken ben bile ona tamamıyla hak vererek kendi kendimden şüphelenmeye başlamıştım. Bu dava hangi mahkeme huzurunda ileri sürülse hüküm bu sakallının verdiğinden başka türlü olamaz. Güneş doğudan ilk kargılarıyla sabahın kubbesini delerek etrafı yaldızlamaya başlamıştı. Baş açık, göğüs bağır derbeder, Beni öyle ayaklarımın çıpıdıklarıyla geceliklerimin yırtıkları içinde dikenlerin hacamatlarından kanlara bulanmış görenler. Toptaşı tımarhanesi gibi bir yerden, azılı arkadaşlar arasından kaçmış olduğuma hükmedeceklerdi. Hiçbir göze karşı gündüzün prezentabıl bir halde değildim. Saldırmamdan korkarak etrafımdan kaçışacaklardı.'' Maceranın başlangıcından çok acıklı bir tuhaflık alan sonunu susarak, seyrederek, kaynıma dönerek. Haydi yavrum, köylü bizi burada bastırıp deliliğimize dair ihtiyar heyetinden bir tutanak, belediyeden bir rapor almazdan önce buraya geldiğimizden daha hızlı koşarak kendimizi köşke atalım. Aleyhimizde coşacak sihinlere karşı mümkün derece kabahatimizi örtmek için panterin mezarları açmış olduğu kovukları kapattık. Aceleyle olabildiği kadar tamirat yaptık. Sonra kendimizi dört nala yola vurduk. Evet, dört nala. Çünkü iki ayağımıza iki daha ilave olunmuş gibi koşuyorduk. Dünyadan ahiret sırlarını keşfe uğraşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anladık. Macera'nın o andaki bütün önemi bizim kazasız belasız kaçmayı başarabilmemizdeydi.